Anlamak için soran program Gerçek Fikrine'den herkese merhaba. Gerçek Fikrine'de bu akşam birer saatlik iki ayrı blokla karşınızda olacağız. Birinci blokta konumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'de yaptığı temaslar, Birleşmiş Milletler'de bugün konuştuğu oradaki mesajları ve yeni başkan sonrası ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olur? Bunu konuşacağız birinci blokta. İkinci blokta ise konumuz Suriye ile normalleşme süreci ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın genel af ilan etmesi meselesini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Birinci blok konuklarım Yunus Emre Erdoğan, hukukçu. Hoş geldin. Çok sağ olun, hoş bulduk. Ve gazeteci yazar Mehmet Ali Güller. Hoş geldin. Gazeteci Gürkan Zengin birazdan bizimle olacak. Profesör Doktor Evren Çelik Bilse, Güney Dakota Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi. O da birazdan uzaktan bağlantıyla bizimle olacak birinci bölümde. İkinci bölümde ise iki değerli konuğumuza teşekkür edeceğiz. Onlar bizden ayrılacaklar, Sayın Bilse ve Sayın Erdoğan. İkinci nokta ise Oytun Orhan Orsam, Levant Çalışmaları Koordinatörü bizimle olacak Suriye bölümünde. Şimdi ilk bölüm Birleşmiş Milletler, yani en sıcak olanı Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı, daha yeni yaptığı konuşma. İlk önce kısa birer bir değerlendirme alayım. Konuşmaya genel nasıl buldunuz, neler öne çıktı sizin açınızdan? Buyurun. Evet. Erdoğan'ın konuşması tabii çok içinde sürpriz olan bir şey yok. Beklediğimiz zaten bu minvalde bir konuşma yapacağı daha önce de basına yansımıştı. Temel başlıklar kuşkusuz Filistin meselesi var. Bu konuda önemli açıklamalar yapmış oldu. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforma ihtiyacı olduğu meselesi, ki bu bence en önemli konu ve bir süredir tartışılıyor. Dünkü geleceğin zirvesinde de tartışıldı. Bu konuda bir takım açıklamaları oldu. Bütün bu açıklamalar içerisinde sürpriz bir durum yok. Ben tabii şeyi önemsiyorum burada. Yani bütün sorunların düğümlendiği yer, nasıl bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dünyanın ihtiyacı var sorusundan geçiyor. Yani neyi konuşursak konuşalım. Filistin meselesi, öbür mesele, şu mesele, bu mesele. Ama bu soru topyekun bir dünyayı tartışma. Evet, şu an sistem yani tartışma sorusu. Şimdi hiçbir sorun Birleşmiş Milletler nezdinde çözülemez durumda. Her şey tıkanmış durumda. Vetolarla tıkanmış durumda. Beş ülkeli Güvenlik Konseyi yapısı nedeniyle tıkanmış durumda. Dolayısıyla bu 79. Genel Kurul'un bence önüne aldığı bir iş var. Dünkü Gelecek Paktı kurulmasında da onu anladık. Önümüzdeki yıllarda belki bu iyice pekişecek. Hızlanırsa ne âlâ. O da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapısının değişmesi. Bu sadece Erdoğan'ın konuşmasında değil, diğer pek çok liderin konuşmasında da var. 45 düzeni artık yürümüyor. 45 düzeni, soğuk savaş düzeni, tek kutuplu dünya düzeni, yani Birleşmiş Milletler San Francisco'da 45'te kurulurken 50 üyesi vardı. Şu anda 193 üye var. Yani 50 üye için 5 daimi ülkenin olduğu bir sistemde şimdi 4 katı ülke var. Ve 4 katı ülkeyi yine 5 ülkenin daimi üye olarak temsil edebilmesi hem demokratik değil, hem sorunları çözmüyor. En önemlisi işte İsrail-Filistin sorunu. Dolayısıyla bence bu 79. Genel Kurul'un en önemli konusu Güvenlik Konseyi'nin reforma ihtiyacının olup olmadığı. Burada reforma ihtiyacı olmadığını söyleyen hiç kimse yok. Belki İsrail söyleyecektir çünkü Amerikan vetosundan en fazla yararlanıyor. Ama Amerika bile müttefikleri, kendi müttefikleri de reform istediği için o da tamam reform olsun ama hatta sayı da veriyor, ona çıkaralım diyor. İki Afrika'dan, iki Asya'dan, bir Güney Amerika'dan olsun ama bizimki gibi veto yetkileri olmasın diyor. Yani bir değişim olsun ama benim kontrolümde olsun, benim yetkilerim tırpanlanmasın diyor. Dolayısıyla bence artık önümüzdeki temel en sorun öne bu. Çıkan sizce evet. Buydu. Peki biz şuradan devam edelim. Erdoğan'dan de rica edeceğim, Yunus Emre Erdoğan'dan. Hani bu konuşma içerisinde en sıcak olandan başladık ya, ya şu öne çıkıyordu benim için, şu çok dikkat çekici dediği bir nokta varsa onu alayım ama ben aslında düşünce kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu bazı başlıkları açmak istiyorum. Çünkü orada Türkiye'de bugüne kadar, şimdiye kadar konuştuğumuz hemen hemen her başlığa dair bir fikir beyan etti. Bir yandan da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dair de çıkartacağımız bazı sonuçlar var. Öbür taraftan
hani seçimin sonuçları Türkiye'yi nasıl etkiler kısmına da etki edecek. Her başlığa dair konuştu. Oradan sorularım olacak ama öncelikle konuşmaya dair Yunus Emre Erdoğan öne çıkan şey ne kendisi açısından? Bence hani benim dikkatimi çeken bir öncelikle güçlü bir antisemitizm vurgusu oldu. Yani bu özellikle İsrail yönelik her eleştirinin İsrail ve Amerika'daki savunucuları tarafından antisemitizm yaftanıp ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik aslında bir tepkiydi. Bu güzel bir taktikti bence. Güzel bir stratejiydi. Bu mesela İsrail temsilcisinin en çok yüzü bu konuşma sırasında o kısımda düştü. Bununla başlamak, bunu vurgulamak güzel bir taktikti bence. İkincisi çok konuşulmuyor ama Ermenistan'da normalleşmenin vurgulanması da bence önemli. Bugün mesela Ermenistan Başbakanı büyük ihtimalle Türk evine gelecek. Ermeni diasporası çok öfkeli. Yani Ermenistan'ın normalleşme... Kimşatakis'te de 6. buluşma şu an oldu diyelim. Oluyor. Evet. Yani Paşinyan'ın Türk evine gelip görüşmesi Ermenistan'la ile normalleşme Türkiye'de belki en konuşması gereken şeylerden biri ve çok az konuşuyor, dikkat çekiyor. Bu bence önemli. Fakat kesinlikle Mehmet Ali Bey'e katılıyorum. Hem Joe Biden, arda arda konuştu Erdoğan'la Joe Biden, güvenlik konseyi reformu vurgusu çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık ittifakı, yani Hitler nasıl durdurulduysa ki orada büyük bir ittifakla durduruldu. Burada aslında İspanya'dan İrlanda'ya, işte Malezya'dan Afrika ülkelerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun neredeyse tamamının İsrail'i eleştiren ve Filistin'in yanında duran, hatta Filistin'in tam üyeliğine destek veren, bir sene içerisinde yapılan önergeyle işgalin sonlanmasını isteyen ve soykırım durmasını isteyen ve İsrail Uluslararası Adalet Divanı'na sevk eden bir genel kurul var. İsrail'in yanında duran Batı İttifakı da değil, Batı İttifakı da dağılmış durumda. Yani bugün İsrail'le hareket eden Amerika, Almanya, İngiltere ve İsrail'in insani yardım, işte ticaret yardımları yaparak kandırdığı açıkçası birkaç tane Palau, Malevi gibi deniz 2 metre yükselse tamamen sular altında kalacak küçücük Pasifik ülkeleri var. Yani bir 20-25 ülke sadece İsrail'in yanında duruyor genel kurulda. Ama bütün güvenlik konseyi Amerika'nın vetosuyla tamamen İsrail'e karşı bir yaptırımın ve bir müdahalenin veya çok daha ağır sonuçların bağlayıcı olan kararların yapılmasını engelliyor. Fakat Joe Biden güvenlik konseyi reformunu buradan çizmiyor. O Rusya'nın içinde olmadığı bir güvenlik konseyi kurmak istiyor ki Ukrayna konusunda kendi istediği yönde kararlar alsın. Fakat şöyle bir çelişki ortaya çıktı mesela Joe Biden'ın konuşmasında. Ben gençliğimden beri apartheid rejimini, Güney Afrika'daki apartheid rejimine boykot edilmesini savundum. İşte Balkanlar'da, işte Kosova'da soykırımlara karşı durdum. Ukrayna'da hukukun yanında durdum dedi. Fakat bütün konuşmasında Filistin söz konusu olunca bu değerleri aslında pek de savunmadığını ortaya çıktı. Bu büyük bir çelişki. Yani Güney Afrika'daki apartheid rejimi bugün İsrail'de var. Ve aynı yaptırımları, ekonomik boykotu, silah ambargosunu İsrail için savunmuyor. Ve konuşmasında en çok alkışlanan iki kısım oldu. Ateşkes çağrısı ve Filistin devletinin tanınması, kurulması. Fakat orada da şöyle bir durum var. Ateşkesi istiyorum dedi. Fakat İsrail'i ateşkesi istemesi için bir baskı uygulamıyor. Uygulaması gereken baskı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında o vardı. Silah ambargosu. Silah ambargosu olmadıkça İsrail neden Amerikan seçimlerini beklemesin ve kendisine daha iyi bir düzlem oluşturabilecek olası bir Trump başkanlığını beklemesin ve ateşkesi imzalasın? Neden savaşı Lübnan'a yaymasın ve Amerika'da içine çekebilecek bir düzeyde o desteği kalıcı hale getirmesin? Ya Biden'ın konuşması tamamen retorik, tamamen aslında altı boştu. Yani kendisi çok deneyimli bir senatör. Ta işte 22 yaşından beri Amerika'nın en eski, en deneyimli senatöründen biri. Fakat vedası çok itibarsız bir şekilde oldu. Ve şu cümlesi mesela çok trajikti. Gazze'deki siviller cehennemi yaşıyor. O cehennemin ateşini de Amerika'nın verdiği bombalar harlıyor. Amerika'nın verdiği siyasi destek harlıyor. Amerikan bombaları atılıyor o insanların üzerine. Madem bu cehennem yaşandığını söylüyorsunuz, engellemek için yapacağınız bir şey var. Silah yardımını kesmek. Bir saniyede olabilecek bir şey ve bunu yapmıyor. Peki. Bu yüzden bence bu iki konuşmanın ard arda olması Filistin meselesindeki bu ikiyüzlülüğü koydu ortaya diye düşünüyorum. Bu arada Gürkan Zengin ve Evren Çelikli de aramıza katıldı. Hoş geldin Gürkan. Abi. Sayın İse hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sayın İse sizden devam edeyim. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada sizce öne çıkan neydi? Siz hangi kısmı büyütüp önemli görüyorsunuz? O soruyla başladım aslında. Ardından da Gürkan Zengin'den aynı sorunun yanıtını alacağım. Ve akabinde asıl bu düşünce kuruluşları yaptığı toplantıda paylaştıkları üzerinden sorularım olacak sizlere. Buyurun. Evet.
Eren Bey, ben bugün dersteydim, o yüzden yani konuşmanın tamamını seyredemedim. Bir kısmını yollarda dinledim vesaire. O yüzden isterseniz full olarak Tabii. dinleyeyim. Brezilya, ABD ve kısmen de Türkiye'nin konuşmalarından bahsedeyim. Burada benim bana yani en büyük hayal kırıklığı, bütün dünya önünüzde, kürsüdesiniz ve Biden geldi. Adeta böyle yerli bir siyasi ortamda siyasi konuşma yapıyormuş gibi. Ben 1972'de siyasete başladım, seçildim. En genç üye oldum kongrede diye. Böyle adeta bir kişisel, yani bunu Demokrat Parti'nin genel kurulunda da yaptı. Yani her şey artık onun son demleri, işte ben anlatayım, şunları yaptım, bunları yaptım, sonra Vietnam şöyleydi, sonra Afganistan böyleydi. Yani kaç kere ben dediğine baktığınızda bu çok rahatsız edici bir frekans. Yani çok fazla, sürekli benle başladı, benle bitirdi hakikaten. Yani bu onun böyle kişisel olarak, hani emeklilik konuşması değil, onun için yapılmış bir tören değil. Onun için yani bana göre, yani bir küresel ortamda dünyadaki bir süper gücün liderinin yapacağı bir konuşma değildi. Yani isabet oldu, geri çekildi ve yerine Harris'i önerdi diye düşündüm ben. Sürekli o konuşmadaki ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım cümlelerini dinlerken. Onun dışında mesela ondan önce konuşan Brezilya, her zaman ilk konuşmayı Brezilya yapar. Genelde şeyden sonra, alfabetik sıra sebebiyle. Brezilya son derece küresel bir konuşma yaptı. Son derece yine küresel konuşmalara, çevre sorunlarına, işte askeri güvenlik sorunlarına vesaire. Yani Brezilya lideri geliyor, bütün dünyayı ilgilendiren konulardan konuşuyor. ABD lideri geliyor, sadece kendi perspektifinden, kendi siyasi kariyerinden bahsediyor konuşmanın büyük bir kısmı boyunca. Bence o yüzden yani o şeyler, Türkiye'nin konuşmasının ben başlangıcından itibaren takip edebildiğim kısmı sadece Filistin kısmıydı. Orada şunu söylemek istiyorum, yani görebildiğim kadarıyla kolektif olarak uluslararası sistemi argümanlarımıza dahil edebildiğimiz müddetçe daha güçlü argümanlar yaparız. Yani hepimiz orada gördük, görüyoruz işte ne kadar çocuk öldü, ne kadar. Fakat orada şunları söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler'in personeli, yardım personeli, şu kadar sayıda Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü. Şu kadar sayıda uluslararası yardım konvoyu engellendi. Yani Filistin davasını ve bu kadar sayıda, ve teşekkür etti orada tam üyeliğe kabul eden üyeler için. O yüzden yani küresel ölçekte problemleri küresel ölçekte yansıtabilen ve küresel argümanlar yapabilen liderler daha bence öne çıkıyor şu andaki tartışmalarda. Ama her şeyi sadece kişisel siyasi kariyer, evet yani 72'de seçilmiş olabilirsin. Bakın benim sürekli aklımda kalan o 72'de seçilmiş. Ne kadar saçma sapan bir şey. Yani bu mudur bütün dünya kamuoyuna ilk söylediğiniz cümle, bu mu olmalıdır? Yani o yüzden bu platformu faydalı bir şekilde kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Biden'dan bağımsız olarak Birleşmiş Milletler'deki reform mücadelesi, reform inisiyatifleri önemli. Burada ben şunu söyleyeyim, yani küçük su altında kalacak ülkeler diye çok şey yapmamak lazım. Çünkü çevre çok ciddi bir problem ve sadece ada ülkeleri değil, pek çok ülkeyi bu etkileyen bir şey ve öyle bir koalisyon var. Yani biz yani sadece Orta Doğu, sadece güvenlik vesaire olarak baktığımızda bu uluslararası platforma, diğer bazı önemli kaygıları da unutuyoruz ki hani çevresel tabiat olayları, doğa olayları, yani Türkiye inanılmaz sıcaktı. Benim hatırladığımdan çok daha fazla sıcaktı yani geçen yaz. Yani iklim herkesi etkileyen bir konu. O yüzden
konu başlıklarını tek bir konuya, mesela belki benim hani eleştirim o olabilir, çok büyük bir kısmını Filistin konusu aldı Sayın Kıbrıs sorunundan bahsetti, Suriye'ye değindi, Suriye'nin normalleşme meselesine. Fransa'daki olimpiyat açılış törenlerini eleştirdi. Ona dair uzun konuşması oldu. Ailenin korunmasına dair çalışmalardan bahsetti ve buradaki hassasiyetlerden bahsetti. İşte öldürülen, İsrail tarafından öldürülen Ayşenur'dan bahsetti. Katledilen diğer isimlerden de bahsetti. Belki dinleyemeyip kaçırdığınız bölümlerle ilgili de. Evet, ben yok, büyük bir yarısını şey yapamadım. Yani zaten ama hala Filistin'den bahsediliyordu konuşulduğunda. Orada şunu eklemek isterim. Benim için yani çarpıcı olan bir şey şuydu. Yani burada hani krizlere uzaktan baktığınız yerde biz bu krizleri yönetmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin etrafında olan krizler şeklinde bir çıkışı vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Biz oradan geliyoruz dedi. Evet, sizin tartıştığınız yerden yani, geliyoruz dedi yani. Bu da önemli bir şey. Bu da son derece yani söylenilen şeyleri son derece anlaşılır kılıyor. Çünkü hani Türkiye için en acil sorunlar, Ukrayna'da bizim için acil bir sorun, Suriye'de bizim için acil bir sorun, İsrail, Filistin'de bizim için acil bir sorun. Hani o yüzden hani bizim gündemimiz çok fazla güvenlik sorunlarıyla, çatışmayla maalesef meşgul. Fakat orada şunu söylemek istiyorum. Temsiliyet bazı konuşulduğunda yani Birleşmiş Milletler'deki reform inisiyatifinin en önemli argümanlarından bir tanesi şu Eren Bey. Mevcut Güvenlik Konseyi dünyayı temsil etmiyor. Mevcut Güvenlik Konseyi dünyayı temsil etmiyor. Avrupa'dan ülke var, Rusya var, Çin var, ABD var. Fakat koskoca Afrika'dan hiç kimse yok. Koskoca Asya, Çin evet 1.4 milyar ama Hindistan da 1.4 milyar. Latin Amerika 500-600 milyon insandan hiç temsilci yok. O yüzden temsilde adalet argümanı dünyayı daha evrensel bir şekilde kapsayabilecek bir güvenlik konseyi argümanı çok güçlü bir argüman. Ve reform vurgularında da mesela söylenen şeyler şu. Şu andaki ABD hükümetinin önerilerinin arasında mesela şu var. Afrika'dan iki sandalye olsun, biri seçimle olsun, diğer sandalye bu küçük ada ülkeleri vesaire onlara verilsin. Yani herkesin bir koltuğu var. Onun için hani çok dikkatli olmak lazım. Böyle küçük ülke vesaire hani deyip de küçük oyuncular da birleştirildiğinde çok büyük oyuncu oluyorlar. Bir, iki, çevre konuları herkesi müthiş derecede etkiliyor. O yüzden o açıdan da güçlüler. Onun dışında tabii belki ona daha sonra geliriz. BRICS vesaire. Yani ben evet, onları birazdan diğer başlıklar çerçevesinde ülkelerle de kolektif hareket etmesinin Türkiye'nin çok yerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar da reform yanlısı ülkeler. Bunlar da mevcut statükodan olumsuz etkilenen, statükoyu eleştiren ülkeler. O yüzden hani Brezilya'nın konuşması da önemliydi diye düşünüyorum. Teşekkürler. Gürkan Zengin, düşünce kuruluşları temsilciyle yapılan yuvarlak masa toplantısına da geçeceğim ama BM ile ilgili en azından Cumhurbaşkanı konuşmasıyla ilgili vurgulamak istediğin noktalar varsa onları alayım önce, ardından da. Cumhurbaşkanının bir özelliği var. Dış politika konuşmaları yaptığında, özellikle uluslararası platformlarda dış politika konuşmaları yaptığında bunun iki etkisi oluyor. Biri Türkiye içine, biri uluslararası dünyaya. Ne oluyor? Bu konuşmalarda hani bir tabir var, dikine konuşma, bu Kemal Tahir'in romanlarında geçer, lafı dikine söyleme. Milli vicdan, bölgesel vicdan, küresel vicdanı dile getiren neredeyse tek konuşmacı oluyor. Neredeyse tek konuşmacı oluyor. En sert, en net ifadelerle bu saydığım vicdan ifadelerdeki grafikleri de ortada veriyor. Tablosunu veren lider olarak görülüyor. Bunun içerideki yansıması hem kendi tabanında hem öteki kanatların tabanlarında bir konsolidasyon yaratıyor. Zira söylenen şeyler, hani yine Türk edebiyatından bir örnekle dünyanın yılana kaldığı, böyle bir oligarşik düzenin hakim olduğu bir dönemde bunları dile getirmek Türkiye'ye yakışıyor. Bunu ister CHP'li yapsın, ister MHP'li yapsın, ister AK Partili yapsın, kim yaparsa yapsın. Bunlar doğru şeyler. Bunları da dost doğru söylemek gerekiyor. Erdoğan'ın böyle bir özelliği var. Dediğim gibi hem içeride böyle bir etki yaratıyor, dışarıdaysa bu düzenin sahiplerinin gözünde o bir
durdurulması gereken, durdurulamazsa da susturulması gereken bir lider olarak görülüyor. Bir revizyonist. Hani bir rogue state tabiri var ya, Türkiye'yi o hale sokmaya çalışıyorlar. Öyle konumlandırmaya çalışıyorlar. Şu Amerika, İsrail medyasının burada etkisi oluyor. 14-15 konuşma yaptı bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda Tayyip Erdoğan. Tamamı böyleydi. İçeride, dışarıda söylenen bu hak, hukuk, adalet zeminli konuşmanın içerideki kendi ülkesindeki yansımaları ayrı bir tartışmadır. Oralarda Erdoğan'ı çok eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam ederiz ama dışarıda böyle bir tablo var. Kürsüsü başka bir bu tip liderleri, hatta belki daha sert konuşanlarını gördü. Fidel Castro'yu gördü, ayakkabısını vuruyordu ama kürsüye. Soğuk Savaş yıllarında. Kürsüye ayakkabısını vuruyordu Fidel Castro. Arafat. Amerika konuştuktan sonra kürsüye çıkıp burası kükürt kokuyor. Bugün kim konuşuyor öyle? Değil mi? Bugün kim konuşuyor öyle? Son 10 yıldır, son 20 yıldır Soğuk Savaş sonrasında hangi liderin böyle konuştuğunu görüyorsunuz? Konuşmuyorlar. Erdoğan konuşuyor. İyi yapıyor. Böyle bir durum var. İkincisi, Mehmet Ali Bey'e katılıyorum. Bu düzen bitti. Evren de söyledi. Bu düzen bitti. Yani bu 1815'lerdeki düzen, Napolyon Savaşları'ndan sonra 1920'lerdeki, sonra 2. Dünya Savaşı sonrası tablo bitti, anlaşılıyor. Güç dengeleri değişti. Ben hani biraz spekülasyon. Bugün niye Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daim üyesi? Yani Fransa hangi güç dengeleri üzerinden BM Güvenlik Konseyi'nin daim üyesi de Hindistan mesela, orada o yok. Mesela Brezilya yok, Türkiye yok, Malezya yok, işte İslam dünyası yok, Afrika yok, hocanın söylediği gibi Latin Amerika yok. Bunların izahı mümkün değil. Bunların eleştirilmesi bence Erdoğan'ın her konuşmasında yaptığı şey. Bugünkü konuşmasında da Gazze'yi bir kenara bırakacak olursak en etkili vurgular Gazze'de ve Birleşmiş Milletler düzenindeydi. Doğru vurgulardı. Bir avuç ülkenin egemenliğinde bir dünya. Cumhurbaşkanı'nın ifadesi oydu. O bir avuç ülkede Güvenlik Konseyi üyeleri bir oligarşik düzenin sürdürmeye çalışılmasına tanık oluyoruz ve sürdüremiyorlar. Başka bir programda tartışmak üzere ortaya bir soru atıyorum. Başka bir programda onu tartışamayız. 1945 düzeni bitti deniyor. Yani bir savaşla kurulmuş bir düzen. Hı. Şimdi değişmesinden bahsediyor. Savaşsız değişir mi? O da başka bir tartışma. Güzel başka bir tartışma. Programda, bir cümleyle yanıtlayayım. Bugünkü yazımda son cümle tam da oydu. Yani Çin bunu savaşsız çözebilmek için olağanüstü ağırdan alarak mümkün mertebe işin merkezine Birleşmiş Milletleri koyarak savaşsız çözmeye çalışıyor. Yani bugün Rusya temsilcisi de aynı vurguyu yaptı. BM bu düzen değişikliğinin merkezinde koordinasyon görevini yapmak durumunda diye. Bu şekilde savaşsız çözmeye çalışıyorlar. Çünkü peki, yeri felaket şimdi, olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye evinde ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı bir araya geldi. Orada dedi ki Türkiye'nin NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu vurguladı. ABD'li son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ancak terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılması ve savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılmasını gerektiğini belirtti. Katsa yaptırımları ve F-35 programından çıkarılmanın müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Şimdi daha başka şeyler söyledi ama buradan yürüyelim. Mehmet Ali Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ifadesiyle kastettiği gelişmeler hangisi sizce? Hangi gelişmeleri son dönemdeki olumlu gelişme olarak görüyor? Sizce de bu gelişmeler olumlu mu? Zor soru. Çünkü ortada bir benim görebildiğim olumlu bir gelişme yok. Sadece 155 milimetre top üretimi, ortak üretim konusunda bir gelişme var. Onun dışında konuşulan, pazarlığı yapılan hiçbir konularda ilerleme sağlayamadık. Bakın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda yürütülen pazarlıkların merkezinde F-16 ve kitler vardı. Bu konu dondu. Yani bu konuda bir ilerleme yok şu anda. Bunu bekliyoruz. Diğer yandan yine işin merkezinde var mıdır yok mudur bilmiyoruz. 48 saattir bir Yunan gazetesinde Türkiye konusunda, Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'nin hem Amerika ile ilişkisini hem Rusya ile ilişkisini Katip Merini gazetesinin özel haberi. Evet. Ki bugün de yaptılar devam niteliğinde bir haberi. Bu konuda da mesela önce haberi hatırlatalım. Haber şu, izleyicilerimiz muhtemelen görmüştür. Türkiye'ye gelen Amerikan heyetinin Temmuz ayında bir teklif yaptı. O teklifin de şu oldu: S-400'leri getirin, İncirlik'te bulunsun. Biz de kontrol, yani kısmen kontrolümüzde olmuş olur. Bunun karşılığında da siz Rusya'yla sözleşmenizi bozmamış olursunuz. Ve böylece F-35 programına dönersiniz denmiş. S-400 İncirli'ye, Türkiye F-35 programına. Şimdi bu bir iddia. Yani evet, bu iddia doğru mudur, değil midir bilmiyoruz. Yani dezenformasyonla mücadele merkezi her gün tweetleri bile
doğuydu değildi diye yalanlarken 48 saatte böyle bir konuyu... Siz peşine düştünüz mü, doğru mu değil mi diye biraz baktınız mı? Yani bu konuda bizim bir şey söyleyebilecek durumumuz yok. Çünkü bizzat hükümet yetkilileriyle Amerikan yetkilileri arasında yapılmış bir görüşmede olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunu teyit etmemiz, hükümet yetkilileri bu konuda bir açıklama yapmasa mümkün değil. Şey var, Michael Rubin de haberi... Rubin, yani şimdi sıkıntı şurada zaten. Rubin ne kadar güvenilir bu tip iddiaları? Aynen. Tam da bu süreçte bunun Yunan medyasında çıkıyor olması ne anlama gelir? Katimer'in bunu söyledikten sonra bugün yaptığı haberle, yani öyle de bir algı oluşuyor ki Türkiye Yunan gazetesine göre konumlanırsa, aa iyi bir şeymiş bu, S-400'den vazgeçip hızla F-35'e de dönebiliyoruz. Bak Yunanistan bunu kendine tehdit olarak gördüğüne göre demek ki iş doğruymuş diye düşünülebilecek bir algı şeyi de var. Yani bunların hepsi toplamda bir operasyon da olabilir. Dolayısıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bu haber doğru mudur değil midir, böyle bir iddia konusunda Ankara'nın tutumu nedir, bunu kamuoyuna ilan etmesi lazım ki biz o zaman Türk evinde bahsettiğiniz toplantıdaki ifadelerin bazılarını daha iyi değerlendirelim. Çünkü orada Katsa meselesi, oradan çıkma meselesi, F-35 meselesi yine konuşuldu. Ve işin tabii ilginç noktalarından biri, AKP'ye yakın medyanın her Türkiye'ye geldiğinde diken diken olup kendisine karşı bir şeyler söyledikleri Jeffrey, Erdoğan'ın hemen Hakan Fidan'la yanında oturuyordu mesela. Hakan Fidan'la yanında. Bunlar ilginç kareler. Bu kadar tepki gösterilen bir isim orada Türk evinde Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın yanında. Bir peki şeyler mesela oluyor bu mu? Fotoğraf bile Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler cümlesinin fotoğrafı olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir çünkü Jeffrey şöyle bir isim, bir kere çok tecrübeli bir diplomat. Ötesinde Türkiye ile Amerika arasındaki pek çok sorun var. Fakat en tehlikeli sorun Amerika'nın terör örgütüne verdiği Suriye'nin kuzeyindeki destek. Bu konuda mevcut Amerikan yönetiminden daha farklı düşünen ve Amerikan yönetiminin aksine burada Türkiye'yi kaybetmemek için daha dengeli bir politika yürütülmesini dillendiren bir isim. Bu bir fikir midir yoksa bu mevcut hükümetle Ankara arasında bir böyle sondajlama işi için mi yapılmıştır? Bu tabii arkası açık bir durum çünkü Jeffrey'in konumu belli. Ama mesele şu, yani Türkiye'de son dönemde Amerika ile olan ilişkilerde sorunuza dönmüş olursak bir sürü konu ele alındı. Bunlardan hiçbirinin 155 milimetre top dışında henüz Türkiye'nin yararına bir çözümü oluşmadı. Ve biz hala bütün bunlar oluşmadığı halde acaba 30 milyar dolarlık ticaret hacmi 100 milyar dolara çıkarmayı konuşmuş oluyoruz. Bence bu da havanda sudan. O zaman şöyle diyebilir miyiz Yunus Emre Erdoğan'ı geçerken? Siz ABD ile yaşanan gelişmeler var ama olumlu diyemeyeceğim demiş oluyorsunuz aslında. Böyle özetlersem yanlış olmaz. Peki ABD ile son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler, Cumhurbaşkanı'nın kastettiği gelişmeler neler olabilir tahminen? Bu anlamıyla mesela şunlar olabilir dedi Mehmet Ali Güler ama olumlu bulmuyorum ben onları dedi, o gelişmeleri. Yunus Emre Erdoğan ne der? Yani o Ekonomi'nin muhabiri genellikle Amerikan senatörleri ve kongre üyelerine oldukça yakın olan ve kulis haber, yani Türkiye odaklı çıkabilecek şeyleri önceden duymaya meyilli bir muhabir. O yüzden doğru olma ihtimali olabilir ama tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani resmi bir açıklama iki taraftan da gelmedi. F-35 mevzusundan öte belki bu olumlu gelişmelerden biri de Suriye mevzusu da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda evet Türkiye'de biz hep konuşurken Trump mı Harris mi diye işte Trump Suriye'den çekilecek, Harris çekilmeyecek gibi bir ön kabulle konuşuluyor ve bazen argümanlar bu kabulden gidiyor. Fakat Amerikan medyasında Şubat ayından beri bu tabii çok manşetlere çıkmıyor ama şu andaki mevcut yönetimin de bir vadede belli bir sürede Suriye'den çekilmeyi değerlendirdiğini ve Pentagon'un da bunu değerlendirdiği konuşuluyor. Ve Kamala Harris'in kazanması durumunda dış ilişkiler şu anda ulusal güvenlik danışmanı Phil Gordon geçmişte de diğer demokrat diplomatlara göre, diğer diplomat demokrat uluslararası ilişkiler danışmanlarına göre birazcık daha Orta Doğu'da Amerikan askerinin bulunmasına, dış müdahalelere daha mesafeli bir isim. Zamanında böyle yazılar yazmış, böyle makaleler yazmış. Şu andaki Harris ile Biden arasındaki çok çok nüanslı
açıklama ve konuşma farklılıkların da arkasındaki isim olarak değerlendiriliyor. Yine Türkiye hakkında da bir kitabı var. Türkiye'de de Hakan Fidan gibi bir sürü isimle aslında geçmişte yakınlığı olan, görüşmeleri olan bir isim. Ki yine Dışişleri Bakanı gittiğinde kendisiyle görüşmüştü geçen aylarda diye hatırlıyorum. Şimdi Suriye mevzusunda Amerika'da iki partinin de Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir duyumlar olursa bu evet olumlu olabilir. Tabii bu Türkiye'de farklı bir şekilde konuşuluyor. Ukrayna mevzusunu da birazcık hani aslında öyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Trump gelirse Ukrayna'ya verilen askeri destek hemen bitecek ve barış masası kurulacak ve Türkiye burada çok ön planda olacak gibi bir kabulde var. Fakat şu anda Demokrat Parti'de de özellikle mesela geçtiğimiz kış bütün Demokrat Parti içerisindeki işte Dışişleri Bakanlığı'ndaki anonim kaynaklar New York Times muhabirlerine ya bu artık son kış olabilir, barış masasını kurabiliriz seçimlerden sonra gibi açıklamalarda bulunuyordu. Bunlar anonim açıklamalar ama günün sonunda Demokrat Parti'de her yani Amerika'da seçim sadece 2028'de değil 2024'te değil 2026'da senato seçimleri 2028'de yeni bir başkanlık seçimleri yani Amerika'nın dış müdahaleleri ve dışarıda asker bulundurması binlerce kilometre uzaktaki ülkelere Amerikalılar sıradan Amerikalılar kendi sağlık sigortaları olmaksızın acil gittiğine geri çevirirken kendi vergileri silahlar yatırılması başka savaşlara dahil olması artık iki partinin de çok kaldırabileceği bir yere gelmiyor. Bu nedenle de Ukrayna ve Suriye'de iki partide de bazı şeyler değişebilir. Peki Türkiye ABD ilişkilerinde özellikle Cumhurbaşkanı'nın burada ancak diyor ya yani yaşanan olumlu gelişmeler ancak terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılması gerekiyor diyor mesela. O anlamıyla Türkiye-ABD ilişkilerinde Türkiye açısından ABD ile arasındaki ilişkilerin iyi olması gereken başlıklar sıralamasında örneğin terör örgütüne verilen desteğin sonlandırılması o sıralamada nerede durur? Yani Suriye mevzusuyla beraber, PYD'ye verilen destekle beraber o bence F-35 kadar daha da önemli Türkiye için tabii ki. Ve ama burada Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin ciddi bir şekilde konuşulmaya başlaması, en azından bunun değerlendirilmesi, bunun hakkında komisyonların kurulması ve bunun basına sızdırılması bu konuda iki durumda da yani mesela Trump kaybettiğinde de Kamala Harris kazandığında da bir ihtimalin olması, şu andaki mevcut Biden yönetiminde bunun konuşulması, Phil Gordon'un isminin öne çıkması bir çözüm olasılığını bence sunuyor. Bu açıdan 2016'daki Türkiye'deki atmosferi hatırlarsak işte Hillary Clinton seçilecek, Trump seçilecek çok farklı deniyordu. O dönemki Amerika ile bu dönemki Amerika çok farklı. Yani tamam Kamala Harris mesela Joe Biden ile aynı yönetimde yer alıyor ama Filistin mevzusunda bile Biden, Harris, Trump'ın arasında nüanslar var. Ya şimdi bu kadar çok detaylı ve girift şekilde politika yapılan bir süreçte bence belki bunun ipuçları olabilir diye düşünüyorum bu açıklama. Çünkü iki aday kazanması durumunda da olmuş şeyler olabilir gibi bir açıklaması var. Siz ne dersiniz Sayın Hüse? Yani bu olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz dediği kısımdaki olumlu gelişmeler sizce neler? Ancak diye de devam ediyor. İşte terör örgütlerine verilen destek ve işte katsa F-35 meselesi bunun da çözülmesi lazım deniyor. Hatta şöyle sorayım. Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri aslında tam da konuştuğumuz ana mesele bu. Bu anlamıyla mesela terör örgütlerine verilen desteğin sonlandırılması gerek cümlesindeki bu şart vurgusu Türkiye-ABD ilişkileri açısından mesela ne kadar hayati, ne kadar belirleyici? Şimdi Eren Bey, o konuda ben yani hem bizim Türkiye Büyükelçileri ile yazın görüşme imkanım oldu, hem burada ABD'deki, hem ABD'de Türkiye ile iş yapan Türk iş insanları, eğitimciler. Yani şöyle genel kanı şu, herkes çok yorulmuş durumda. Yani bu kronikleşmiş, kilitlenmiş ilişkiler konusunda hakikaten böyle artık bir yorgunluk, bezginlik var her iki tarafta da. O yüzden peki dedim nasıl hani anlaşıyorsunuz yani nasıl oluyor? Aa diyor bu kangren olmuş konuları artık hiç konuşmuyoruz bile. Başka yani yeni kapılar açma, yeni mecralar, gerek ticareti arttırma, gerek eğitimdeki ilişkileri, vize problemini çözme vesaire. Yani çünkü bir tarafın A dediğin şeyi öbür taraf diyor ki S-400'lerden kurtul o zaman. O yüzden yani çok ciddi bir kilitlenmiş bir
problemlerin kilitlenmesi sorunu peki, var. Peki S-400 yani, F-35 karşılıklı bir kilitlenmeye sebep oldu diyelim. Peki evet. Teröre verilen destek konusunda nasıl bir kilitlenme var? Orada yani o konuda yani biz onu o şekilde görüyoruz. Biz onu teröre karşı verilen destek olarak görüyoruz Eren Bey. Burada böyle bir anekdot anlatmak istiyorum. Ben hocalık yapıyordum Irak Savaşı başladığında ve her zaman da tesadüf yani tesadüf de değil yani tercihimden dolayı devlet okullarında hep çalıştım. Şimdi burası da bir devlet okulu ve burada biliyorsunuz askerlerin eğitimi üniversitenin içinde oluyor. Bizim okulun içinde rezerv askerler, officer'lar işte şeyler eğitim görüyorlar. Şimdi o zaman gözlemleme imkanım oldu. Yani çocuklar dersten koparılıyor, kalkıyor askere gidiyorlar. Irak'ta savaşmaya. Ve hepsinin söylediği şuydu. İnşallah Kuzey Irak'ta konumlandırılırız. Güneyde olmayız veya Bağdat'ta olmayız. Kuzey'deki bize dokunmuyorlar. Kuzey'de öldürülmüyoruz. Yani tabii bu Suriye'den farklı bir örnek. Ama oradan şunu size söyleyeyim. Yani çok eskiden beri askeriyenin Kuzey Irak'taki Kürt popülasyonuyla veya oradaki liderlerde vesaire ABD askerleri arasındaki olumlu ilişkilerin şeyi çok eski, geçmişi çok eski. O yüzden oradan kaynaklanan bir sempati var. Yani onu kırmak özellikle askerin içinde bu sempati. Yani çünkü oraya giden çocuklar öldürülmüyor, oraya giden askerler öldürülmüyor, aşağıda güneyde vesaire başka yerdekiler öldürülüyor. Hani öyle bir gitmemenin daha doğru olacağı mesela anlatılmıyor mu o genç çocuklara? Şu an gençler de onu söylüyor zaten aslında. Kimse ben oraya gidemiyor. Irak... 20 yıl sonra da ya işte nasıl görünüyor. Geri çekildik, niye de gitmiştik ki diye. Yani sonra da geri çekilme hikayeleri var. Ama hani şu anda yine ben yani şunu görüyorum. Rezerv askerlerde diğer emekli olup hala rezerv olan yani şu anda ciddi bir... tekrar askeri alımlar ve şeyler başladı burada. Yani bu da çok hoş bir trend değil. Tam olarak yani nereye gittiklerinden hani az çok söylüyorlar ama yani orada Eren Bey şunu söyleyeyim. Yani askerin ABD'deki askerin Orta Doğu politikasını etkileme şeyi oldukça yüksek. Kapasitesi oldukça yüksek. O anlamda biraz... şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Bu bahsettiğiniz anekdot ve kurduğunuz final cümlesinden hareketle yani askerin Orta Doğu politikasını etkileme frekansı çok yüksek diyorsunuz ya. Bu anlamıyla coğrafyada Kürt sorunu ve Kürt dosyası CENTCOM'a mı havale yani? Tam olarak öyle değil ama CENTCOM'un etkisi çok önemli. Yani orada siyasi iktidardan ziyade hani askerin tavrını, askerin pozisyonunu anlayıp ona göre tavır geliştirmek bence belki daha pragmatik bir şey olabilir. Çünkü yani ne diyoruz? Kaç tane cumhuriyetçilerden demokratlara geçti, demokratlardan tekrar savaşı cumhuriyetçiler başlattı. Demokratlar devam ettirdi, araya cumhuriyetçi girdi, arada demokratlar var ama politika değişiyor mu Orta Doğu'da? Değişmedi. O yüzden hani kim politikayı belirliyor ona bakmak lazım. Bir de Eren Bey çok böyle yine anekdot alalım. O Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarla ilgili o teknik şeyi düzeltmek istiyorum. Ayakkabı vuran Kruşçev'de. Kruşçev miydi? Çok iyi yaptınız düzeltmekle. Ama haklısınız. O çok böyle ikonik bir görüntü. Evet, saatlerce konuşuyorum. Çat çat çıkartıp ayakkabısını vuruyor. Çok enteresan. Düzeltmeniz çok iyi oldu. Evet. Castro da çok önemli Birleşmiş Milletler. Castro'da saatlerce konuşma şeyi yapmış. Evet, o uzun konuşuyor, doğru. Uzun. 3 saat, 4 saat, 5 saat. Ve tabii susturamıyorlar Birleşmiş Milletler'de. Şimdi genel olarak şey şu, yani 15 dakikayı mümkünse geçmeyin. Ama hem Kruşçev hem Fidel Castro'nun tabii Birleşmiş Milletler'deki performansları çok ikonik. Yani tarihsel olarak biz söktük onları, arşivlerden baktık, ettik vesaire. Çok son derece enteresan, ilginç figürler. Ama mesela Kruşçev örneğiniz bana şunu hatırlattı. Kruşçev de çok sert konuşan bir lider. Nitekim o konuşmalardan bir tanesinde ben ya hiç unutmuyorum. Biz diyor Sovyetler'de biz diyor sosis fabrikası gibi füze
yapıyoruz. Yani çok hızlı yapıyoruz. Hı-hı. Sosis fabrikası ne hızlı sosis yapıyorsa biz de o hızda füze yapıyoruz. Ama diyor böyle gidersek dünyayı yok edeceğiz. O yüzden gelin anlaşalım, gelin bir uzlaşmaya gidelim. Ve nitekim bakıyorsunuz o 70'lerde vesaire Sovyetlerle ABD arasında anlaşmalar imzalanıyor. Karşılıklı sen gel benim nükleer tesislerimi denetle, ben senin nükleer tesislerini denetleyeyim. Hani sert konuşmak her zaman her şeyin olumsuz olması anlamına gelmiyor. Sert konuşan pek çok liderin tarihsel olarak baktığımızda çok önemli ılımlı, barışçıl inisiyatiflere imza attığını da görüyoruz. Sizin hani Kruşçev'den bahsettiğiniz için o da onu çağrıştırmış oldu. Çağrıştırmış peki. Oldu evet. Çok teşekkürler. Ama evet yani hakikaten ABD-Türkiye ilişkilerinde bu konuda yani emek sarf eden bu konu direkt hayatının önemli bir parçası olan pek çok insan için hakikaten herkes çok yorulmuş ve bıkmış vaziyette artık. Çünkü çok kronikleşmiş ve hiçbir şekilde adım atılmayan konular var. Dediğim gibi onda da bana öyle söylendi. Yani başka yeni bir kapı varsa onu açmaya çalışıyoruz. Sürekli gidip aynı kapıya kafamızı vurmanın bir anlamı yok. Şimdi şöyle sizin Gürkan Zengin'e soracağım ama sizin verdiğiniz örnekten hareketle soracağım. Bu ancak diye Cumhurbaşkanı'nın değiştirilmesiyken tavırlarla mesela terör destek. Sayın Vips'e bir örnek verdi. Dedi ki işte burada ordu çok belirleyici, asker çok belirleyici. Orta Doğu politikası çerçevesinde işte asker, işte gençlerin askere katılımı, işte bize zarar gelmiyor, Kuzey Irak'ta olalım veya işte şimdi belki Suriye'nin kuzeyinde olmak filan. Şimdi bu anlamıyla ABD'de savaş konusunda, sınır ötesindeki savaşlara toplumsal reaksiyon, hatta askerlerin reaksiyonu konusunda elimizde bir tane büyük örnek var, Vietnam. Evet. Yani bu anlamıyla şu mudur? ABD'ye Orta Doğu'da Vietnam'ı yaşatmak lazım ki askerlerin fikri değişsin, siyasetin fikri değişsin, toplumun fikri değişsin. Yani barışçıl yöntemler diye daha sert yöntemler mi olması lazım ki? Orta Doğu ABD açısından Vietnam'a mı dönmeli ki ABD toplumu, ordusu, bürokrasisi bu konuda fikir değiştirsin ya orası güvenli gidiyorsak oraya gidelim olmasın diye. Çünkü eğer böyle bir parametre varsa şimdi Türkiye ABD ile ilişkileri bu konuda düzenlemek açısından kendi parametrelerini buna göre belirlemek zorunda kalabilir yani. Bir bedel ödemeleri gerektiği çok açık. Ama bu bedeli öyle Vietnam'daki gibi insanla ödeyeceklerini falan düşünmüyorum artık. Yani bu sırada başka bir teknolojik dünyaya girdik. Savaşları bile insanla yapmıyorlar veya vekil örgütleri sahalarda görüyoruz kullanıyorlar. Kendi askerini olabildiğince sahaya sürmeden bu işleri yürütüyorlar. Dolayısıyla bir bedel ödenecekse bu daha çok jeopolitik dengelerle oynayarak ödetilecek bir bedel olmalı. Bu olabilir mi? Esasen olabilir. Ama senin soruna gelince bu Tayyip Bey'in işte olumlu gelişmeler falan, bir olumlu gelişme falan görmüyorum ben. Türk-Amerikan ilişkilerinde net bir kere vizyon farklılığı var. Çok açık. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Genel Kurulu'nda işte Tayyip Bey ile Biden'in arka arkaya konuşmaları da kontrast tablosunu aslında çok enteresan bir şekilde örneklendirmeye dönük bir şey gibi geldi bana. Ben en azından böyle algıladım. Amerika, Türkiye... Dünyaya başka türlü bakıyorlar. Bir. İkincisi Amerikalılar açısından şu açık. Bu oyunu eğer bu bir jeopolitik denge oyunuysa, işte küresel düzeyde Çin, Amerika, Rusya üzerinde büyük güçlerin oyunuysa, bunun alt kırılımları varsa Amerika bu oyunu Türkiye ile oynamıyor. Vizyon farklılığından kaynaklı olarak oynamıyor. Türkiye ile ilişkisini 1950'lerden bu yana kurdu. O hiyerarşik ilişki şeklinde sürdürmek istiyor. Bunun oluru yok. Bu devir mesela, bitti. Bu hiyerarşik şekli dair, hiyerarşik forma dair. Şimdi Katsa yaptırımları, işte F-35 konusunda. Tabii. Mesela bunun misillemesi oluyor mu? Olmuyor. Bu bahsettiğin hiyerarşiden kaynaklı mı? Yani bir hiyerarşi var. Birisi yaptırım uyguluyor, siz de bundan sadece mağdur oluyorsunuz. Ha, biz de bu yaptırımı uyguluyoruz o zaman gibi. Yani şimdi eşit muhataplık, eşit öyle... muhataplık, denk muhataplık değil de bir hiyerarşi. Biri daha büyük abi pozisyonunda, diğeri onun hışmını çekmemeye uğraşan. Şimdi hışmını çekmemeye uğraşıyorsun da dediğini yapmıyorsun bir kere. Yani Türkiye bu anlamda neredeyse adamların gözünde revizyonist bir ülkeye dönüştü. O yüzden Tayyip Erdoğan şeytan, otokrat, diktatör gibi konumlandırılıyor. Dediğini yapmıyor. Dediğini yapmayınca bir sürü konuda yapmıyor. Bakın Kıbrıs'ta, Ege'de, efendime söyleyeyim işte Arap Baharı sürecinde, Kafkasya'da, Kuzey Irak sahasında, Suriye sahasında taban tabana zıt politikalar uygulayan iki ülke. Böyle olunca ne oluyor? Adam sana darbe yapmaya kalkıyor.
ajanlarını kullanarak Fethullah çetesi budur. Darbe yapmaya çalışıyor. Olmuyor. Silah alamadığın bir yapıda gidip Ruslardan S-400 aldığında ambargo koymaya başlıyor. Bir sürü şey. Ha. Soruna gelince Türkiye bunlara karşı ne yapıyor? Alttan alıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir taraftan ilginç bir hikaye. Bir taraftan Amerika'nın bölge politikaları ya taban tabana zıt politikalar izlemeye, uygulamaya devam ediyorsun. Önemli ölçüde devam ediyorsun. O politikalara yatmıyorsun. Ama tepki geldiğinde ambargo olarak, darbe olarak, yani 15 Temmuz darbesi olduğunda Amerikan Büyükelçisi'nin tekmeleyip bu ülkeden gönderilmesi gerekir. Eğer Fethullah Gülen'i teslim etmiyorsan bunu yapmıyorsun. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel bunun benzeri uygulamalar yaptılar. Üstleri kapattılar, adamlarını gönderdiler. Bir sürü şey oldu. Ne olacak ki Türkiye Amerika'ya adam gibi bir tepki versin diye bir soru ortadadır bugün. Ya o dönemlerde, o Süleyman Demirel'lerin, Bülent Ecevit'lerin döneminde Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Haşhaş Hekimi'ni birkaç şeyi dışında bırakırsanız yaşanan kriz 3-5-7. Bu dönemde 20'den fazla büyük kriz var. 20'den fazla büyük kriz var. Evet, özel politikalar uyguluyorsun. Ama Amerikalılar sana ambargo koyduğunda, darbe yapmaya kalktığında, hakaret ettiğinde, mektup gönderdiğinde bir sürü uygulamalar var. Cevabı Türk milletinin vicdanını rahatlatacak, geçtim vicdanını rahatlatmayı, jeopolitik olarak Amerika'ya verilmesi gereken cevapları verebilen bir ülke görüntüsü de yok bu arada. Peki. Şöyle devam edeceğim. Hızlı bir şekilde kalan süre gerçekten az. Onun için böyle kanaat açıklanması şeklinde. İki soruyu aynı anda sorup sırayla görüşlerinizi alacağım. O da Erdoğan diyor ki Batı dünyasında işbirliğimizi geliştirirken, işte NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya aday ülkeyiz. İşbirliğimizi geliştirirken Doğu'yu ihmal etmiyoruz. Gerek Şangay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN'la diyalog zeminini güçlendirmekte kararlıyız. Bir, bu kararlığa Batı nasıl bakıyor? İki, siz Türkiye adına olumlu buluyor musunuz? Evet. Diğer soru da şu, beraberinde ondan. Trump mı Kamala mı tartışmasında, yani Türkiye açısından Başkan Trump olursa hayırlı olur, Kamala olursa hayırlı olur şeklinde iki ayrı görüş var. Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye-ABD ilişkilerinde köklü bir değişiklik yaratmaz. Hangi seçilse seçilsin. Evet. Kaç dakikam var bu kadar kapsamlı bir soru için? Çok hızlı gitmemiz lazım. Toplam süremiz galiba 6 dakika. O zaman şöyle yapayım, hızlandırayım. Batı'nın Blitz'e üyeliğimize nasıl baktığı hiç umurumuzda bile olmamalı. Yani Blitz doğru adrese biz orada olmalıyız ki bence doğru adres, dünya değişiyor. Çok kutuplu bir dünya inşa oluyor. Blitz dediğimiz ülkeler ve oralara katılmak isteyenlerle çok geleceğin önemli bir platformu. Türkiye'nin mutlaka orada olması gerekiyor. Bu aynı zamanda Gürkan Bey'in işaret ettiği yapılmayan eksiklikleri en azından bir parça yapmış olmayı sağlayacaktır. Yani bir cevap bu olacaktır. Harris, Trump farkına gelirsek, yani bu Türkiye açısından çok bir şey fark etmeyecek. Yani ikisinin de Türkiye'yi ilgilendiren konularda çok bir farkları yok. Fakat Trump'ın ben toplam küresel siyasetlere baktığında dünya açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum. İki nedenle. Bir, Ukrayna'da krizi çözme potansiyeli var. Ha bunu Trump'a çözdürürler, çözdürülmez bu ayrı bir mesele. Fakat en azından böyle bir irade ortaya koyuyor. İkincisi, Trump'ın seçilmesi her halükarda Amerika açısından daha karışık süreçler yaratacağı için dünya açısından nefes alınacak bir durum yaratır. Biraz Amerika'da karışsın. Mesela biz de Texas'ın bağımsızlığını savunalım. Kaliforniyalıların ayrılık haklarını savunalım. Kalkalım Amerika'ya biraz demokrasi dersi verelim. Nedir bu kongre baskınları falan diyelim. Biraz rahatlasın ortalık. Bu bakımdan Trump'ın seçilmesini ben daha hayırlı buluyorum. Dünya halkları açısından kendi işlerinde biraz bu sorunlarla boğuşurken dünyada peki, biraz nefes almış olur. Hüsemre? Yani şu anda Batı, yani yine Filistin burada bence esas gündem. Yani buradan Batı, Filistin'in İsrail'e verdiği destekle bugüne kadar savunduğunu söylediği bütün değerlerden uzaklaşıyor. Ve bu değerler sahipsiz kalıyor. Bugün Türkiye'nin, işte Güney Afrika'nın, İspanya'nın bu kadar çok konuşulması ve nereye gideceğini konuşulması da bu değerlerin sahipsiz kalması. Çünkü Amerika'daki, İngiltere'deki, Batı'daki vicdanlı insanlar da bakacak bir pusula arıyor. Ya bu nedenle de hem bu değerlere sahip çıkıp bu değerlerin içini boşaltmayıp Batı'yı ne da alternatif olabilecek hem Batı hem Doğu'yla işbirliği yapabilecek bir konum en değerli. Kamala Harris mi Trump mı konusunda ise burada tabii ki Suriye, F-35 bu konular da önemli. Fakat Trump'ın bu seçimde Türkiye'de bence çok konuşulmayan bir özelliği var. Yani kendisi 100 milyon dolarlık Miriam Adası'na, İsrail'e en çok destekleyen iş kadınından bir bağış aldı. Ve bunun karşılığında İsrail medyası Batı şeridindeki yerleşimlerin tanınacağını söylüyor. Trump, Biden ve Harris'e Hamasçı diyor. Yani daha az İsrail'i destekliyorsun da eleştiriyor. Türkiye ile
Amerikan ilişkileri bu boyutta çok daha gerilebilir. Ama bir baktığımız zaman şu andaki mevcut yönetim de zaten İsrail'e her türlü desteği veriyor. Burada bence bu savaşın, İsrail'in, Netanyahu'nun faşist rejiminin nasıl bu savaşı bölgesel şeye dönüşüp Amerika'yı içine çekip çekemeyeceği belirleyecek. Bu durumda Türkiye ile Amerikan ilişkileri şu anda konuştuğumuz parametrelerden çok daha farklı boyuta girebilir. Ve bu da Trump döneminde de, Kamala Harris döneminde farklı olabilir. O yüzden ben ayrı senaryolar olduğunu düşünüyorum. Sayın Vise, 1,5 dakikamız var. Çok hızlı. Ben de o zaman sadece Harris ve Trump arasındaki farklara değinmek istiyorum. Bence kim seçilirse seçilsin Türkiye sonuçta çalışmak zorunda yeni yönetimle. O yüzden hani o açıdan Cumhurbaşkanı belki de haklı. Hani bizim için fark etmez, kim seçilirse seçilsin biz çalışacağız yeni yönetimle. Fakat ikisinin arasındaki en önemli farklardan bir tanesi Yunus Emre'nin söylediği gibi İsrail konusundaki tavır. Orada ben Kamala Harris'in ekibinde daha iki devletli çözüme daha yakın figürlerin önemli pozisyonlara gelebileceğini düşünüyorum. Yani çok uzun zamandır atılmış, kenara atılmış, hiçbir şekilde gündeme getirilmeyen bu iki devletli çözüm sürekli artık o cephede gündeme geliyor. O yüzden daha adilane bir tavır görebiliriz. Onu da hani ekibinde kimler olduğuna bağlı olarak Harris'in onları görebiliriz. Peki. Öbür tarafta hiç öyle bir kaygı yok. Peki. Profesör Doktor Evren Çelikli'ye çok teşekkürler. Gerçekten bu bölümle, bu bloğa, birinci bölüme verdiğiniz katkı için. Yunus Emre Erdoğan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Vise'ye ve Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Onlar şimdi ayrılacaklar. İkinci blokta ise Oytun Orhan, Doktor Oytun Orhan, Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü bizimle olacak. Gürkan Zengin ve Mehmet Ali Güler yine burada olacaklar. Suriye ile normalleşme sürecini ve Beşar Esad'ın genel af ilanını konuşacağız ama bu normalleşme sürecinin alt başlıklarında konuşulacak ve tartışacak hayli konu var. İkinci blokta bu konuları tartışacağız. Şimdi bir ara, ardından ikinci blok. Evet, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde Suriye ile normalleşme süreci ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın genel af ilanını konuşacağız. Bu genel af meselesi ne? Hemen bunu hatırlatalım. Yani aslında bu Suriye konusunda, Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda son sıcak gelişme bu af meselesi diyebiliriz. Beşar Esad asker kaçaklarına ve basit suçlulara genel af çıkardı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre 22 Eylül 2024 tarihinden önce basit suçlardan yargılanan veya hapse atılanlar ve asker kaçakları aftan yararlanabilecek, genel af kapsamı dışında tutulan suçlar ise şöyle: sınavlarda hilecilik, yasa dışı döviz işlemleri, diğer finansal suçlar ve orman arazilerine karşı ihlaller. Şimdi Mehmet Ali Güler, bu genel af kararı, İstisna tutulan suçları da düşünecek olursak, mesela Türkiye'deki mültecileri kapsıyor mu bu haliyle? Hiç bu boyutla... Şimdi, Türkiye'yi kapsayan bir durum yok. Zaten Beşar Esad herhalde son 3-4 yılda benim hatırladığım bir 4 kere falan bir genel af yaptı. Hatta bir kısmı daha kapsamlıydı. Sizin saydıklarınızın dışında daha kapsamlı konular da vardı. Ama bunların yani bu tip afların sığınmacı sorununu, Türkiye'nin sığınmacı sorununu çözme konusunda bir işe yaraması mümkün değil tek başına. 2011'den galiba, yani bu iç karışıktan itibaren 22 mi? 21-22 af şey olmuş. Doğrudur. Yani ben son 3-4 yılı, yani bu normalleşmeyi daha çok konuştuğumuz dönemi düşünürsek hani en az 4 tane af hatırlıyorum. Fakat bunların hiçbiri sığınmacı sorununu çözme konusunda işe yarar şeyler değil. Tek başına değil çünkü. Siz eğer normalleşmeye başlarsanız, eğer sığınmacıların geri dönüşü konusunda Ankara ve Şam birlikte bir planlama yaparsa, mevcut Türkiye'deki sığınmacıları vatanlarına kavuşturma konusunda zemin oluşturabilirseniz birlikte, o zaman bu aflar işe yarar. Yoksa tek başına af oldu. Şimdi diyelim Bursa'da, İzmir'de, herhangi bir yerdeki bir Suriyeli aileyi düşünün. Hele bir de 2011-2012'de geldiyse aşağı yukarı 12 yıldır burada. O gün doğan çocuğu şu an Türkçe eğitimle okuyor. Şimdi
niye gitsin olacak? Şimdi bunu birlikte planlamak, bunu iki ülkenin birlikte planlaması gereken çok büyük bir sorun. Bu af, dolayısıyla af tek başına sığınmacı sorunu konusunda hiçbir işe yarayacak Orsam, bir şey değil. Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Öğütün Orhan da aramıza katıldı Ankara'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Hemen sizi hiç ısınma fırsatı vermeden soruyu da sorayım. O da şu, bir kere bu genel af kararı Türkiye'deki mültecileri kapsıyor mu, onları da kapsıyor mu sorusunu sordum. Mehmet Ali Güler, onlarla alakalı bir durum yok. Bir soruyla daha sözü size geçireyim. O da şu, sosyal medyada çok dolaştı ama hiç teyit edilemedi ve muhtemelen gerçekte değil ama size sorayım, bu Türkiye'deki vatandaşlarımız 6 ay içinde ülkelerine dönmezlerse, Beşer Esat'ın söylediği söyleniyor, vatandaşlıktan çıkarılacaklar, mal varlıklarını atadan kalma dahil el konulacak ve asla Suriye'ye girmeyecekler ve hak talep edemeyecekler diye bir şey. Çok dolaştı sosyal medyada fakat hiçbir yerden teyit olmadı. Hakikaten böyle bir açıklama siz gördünüz mü, teyit ettiniz mi, yoksa bir sosyal medya spekülasyonu mu aynı zamanda? Yok, geçmiş yıllarda böyle bir karar alınmıştı. O da daha çok esasında Suriye'ye dışarıdan gelen savaşçıların, Esad'a destek amacıyla gelen savaşçıların aileleriyle birlikte işte belli kritik bölgelere yerleştirilmesi ve tabii Esad'ın, rejimin tehdit unsuru olarak gördüğü bazı toplumsal kesimlerin de ülkeden kalıcı olarak dönmelerinin engellenmesine dönük bir karardı. Ama bu geçmişte alınmış bir karardı. Ama bu son genel af ilanı kapsamında böyle bir madde, böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'deki mültecileri kapsıyor mu? Herkesi kapsıyor esasında bu karar. Tabii ki genel af ilanı ki siz de şimdi bahsettiniz. Geçmişte de yani 20'nin üzerinde bu tür genel af ilanları oldu. Ama tabii bu genel af ilanını geçmiştekilerden farklılaştıran bir konu var. O da bölgesel bağlama ve zamanlama açısından baktığımızda farklı bir kontekste oturuyor bu af ilanı. Özellikle normalleşme süreçlerinin yürütüldüğü, Türkiye ile normalleşme yönünde belki önümüzdeki dönemde daha kritik adımların atılmasının beklendiği bir süreçte gerçekleşmesi, sonuç vermesinden öte Esad rejiminin verdiği mesaj, Türkiye'ye dönük verdiği mesaj açısından önemli olabilir. Burada en azından Türkiye'nin de, Türkiye'deki hükümetin de elini rahatlatabilecek bir adım gibi görülebilir. Tabii Esad rejimi çok ciddi bir ekonomik baskı da altında. Batı yaptırımları ve tabii ülkenin içinde bulunduğu iç savaş durumunun veya krizin bir şekilde sonlanamamış olmasının yarattığı bir ekonomik kriz var. Biraz Batı baskısını da azaltmaya dönük de bir esasında çaba olarak değerlendirilebilir. Ama tabii burada esas mesele genel af kararının alınmasından ziyade bunun uygulanmasına ilişkin. Yani geçmişteki kararlarda da çok ciddi bir sonuç üretmedi. Ama bu geri dönüşlerin gerçek anlamda Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlanabilmesi için hem siyasi bir normalleşme hem de bu geri dönüşlerin bir şekilde garantör ülkeler tarafından veya uluslararası örgütlerin oluşturacağı bazı mekanizmalar yoluyla bir şekilde güvenlik garantileri sağlanarak takip edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece Esad rejimi böyle bir genel af ilanında bulunduğu için kitlesel olarak Suriyelilerin dönmesi kesinlikle mümkün değil. Ama dediğim gibi şu anki zamanlama, bölgesel bağlama, normalleşme süreçleriyle paralel düşündüğümüzde hem verdiği siyasi mesaj açısından önemli hem de bu tür mekanizmaların kurulabileceğini varsayacak olursak ki bu Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinde benim bildiğim kadarıyla konuşulan meselelerden biri. Yani sadece Esad rejiminin, yani mültecilerin geri dönüşünün burada bir madde olarak yer alması değil ama bu geri dönüşün bir şekilde belirlenmiş mekanizmalarla takibi ve insanların oraya döndükleri takdirde işkenceye, baskıya, işte tutuklanmaya maruz kalmayacakları yönünde bazı garantilerin alınacağı bir mekanizma, sistem, yol haritası öngörülüyor. Bu olursa ancak bu af kararının bir sonuç vermesi beklenebilir. Ama dediğim gibi bir diğer önemi en azından normalleşmeye dönük olarak Esad rejiminden son dönemde gelen olumlu açıklamalara artı olarak bir somut adım olarak da değerlendirilebilir. Gürkan Zengin, Öğütün Orhan aslında zamanın ruhu dedi. Yani 20 küsur tane af çıkmış olabilir ama bu af kendi kontekstinde değerlendirilirse aslında normalleşme sürecinin içerisinde Suriye tarafına atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir dedi. Şu çok
konuşuluyor. İki konu. Bir, Öykün Orhan'ın vurguladığı kısım, yani ülkesine döneceklerin döndüğünde başıma ne gelecek kaygısından arınması. Ama bir boyutu da şu, mesela kimse diyor ki, Suriye açısından, Esad açısından, oradaki devlet yapılanması açısından çok sert çatışmalara ve iç savaşa kadar gitmiş bir sürecin aktörleri hazır ülkeden çıkmışken böyle bir muhalefeti bünyeye almak ister mi? Gelsinler diye düşünür mü? Yoksa dışarıda kalmasını tercih eder sistemin, devletin ondan sonraki bekası açısından. Bu anlamıyla bunu teşvik edici davranmaya da bilir kaygısı da var. Yani bir, gidecek olanların taşıdıkları kaygılar. İki, karşılayacak olanların kaygıları. Hı hı. Ben normalleşmeye katkı verecek bir hamle olarak görmüyorum doğrusu isterseniz. Mehmet Ali Bey'in değerlendirmelerine daha yakınım. Pek çok unsurun, başka unsurun bir araya gelmesiyle gerçek manada bir normalleşme söz konusu olabilir. Kaldı ki ben Beşar Esed rejiminin ülkesindeki yeni demografik durumdan çok rahatsız olduğunu da düşünmüyorum. Ya da şöyle ifade edeyim. Ülkesindeki milyonların en az işte 3,5-4 milyon burada. Lübnan'a gidenler var, başka yerlere gidenler var. 8-10 milyon insan gitti oradan ve o gidenlerden rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Yeni demografik yapının arzuladığı bir yapı olduğunu ve Türkiye'den 3,5 milyonun başka yerlerden 3-5 milyonu neyse geri dönüşünü de arzulamadığını düşünüyorum. Arzuladığına gösteren bana hiçbir işaret yok. Dolayısıyla bu işin parametrelerinden bir tanesi. Bu olsa bile ki bunun olurunun başka şartlarının yerine gelmesi de gerekiyor. Onlara dönük olarak da hamle yok. Konuşuruz normalleşme sorusunda ama bu son af meselesinde senin de çizdiğin, o Şam'dan gelen açıklamadaki sizin çizdiğin çerçeve de zaten bu muhaliflerin, muhalif çevrelerin sistemin içine entegre edilmesine dönük bir hamle gibi de görünmüyor esasen. Çizilen çerçeve itibariyle de. Dolayısıyla konumuzla çok da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Peki şimdi kritik konulardan bir tanesi bu normalleşme süreci içerisinde. Çünkü aslında üst başlığımız şu olsun. Türkiye, Suriye normalleşme sürecini hani zorlaştıracak şeyler ne, kolaylaştıracak şeyler ne? Perspektiften bakacak olursak. Örneğin iki devlet mesela terörist tanımında hemfikir mi? O anlamıyla mesela Hakan Fidan, biz hep şunu söylüyoruz. Kendi muhalefetinizle nasıl bir sistem kuracaksınız? Kendi halkınla, milyonlarla nasıl barışacaksın? Odaklanmanız gereken yer burası diyor mesela. Şimdi o anlamıyla yani bu Esad'ın da bir barış içerisinde hem de kendi halkıyla, kendi vatandaşıyla bir barış içerisinde olması gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir vurgu yapıyor. Bu anlamda Esad topraklarındaki muhalif grupları meşru muhalefet olarak mı görüyor yoksa terörist olarak mı görüyor? Evet. İlk sorunuzla başlayayım. Yani normalleşmeyi kolaylaştıran ne, zorlaştıran ne sorusuna. Bunun yanıtı bence şu. Yani zorlaştıran Yaşar Güler'in 3 şartı, kolaylaştıran Esad'ın Türk askerinin çekilmesi ön şart değildir açıklaması. Türk askerinin çekilmesinin bir ön şart yapılmadan masaya oturmak işi kolaylaştıracak. Ama Yaşar Güler'in, üstelik Erdoğan'ın görüşmeye hazırım sözünden 2 gün sonra sıraladığı 3 şart var. Hatırlayalım. 1 dedi ki Suriye yeni anayasasını yapacak. 2 seçim yapacak. 3 sınırlarını güvenceye alacak. Şimdi bunlar normalleştirmeyi zorlaştıran şeyler. Bir kere zamanı uzatmış olacak. Yani yeni anayasanın yapılır yapılması ayrı tartışma. Fakat diyelim ki yapılmaya karar verildi. Yapılacak, sonra arkasına seçim gelecek, sonra sınırları güvenceye almak demek Amerika'yı Esad'ın ülkeden kovması demek. Şimdi bütün bunların oluru ne durumda? Aslında Yaşar Güler'in 3 şartı normalleşmeme şartı. Normalleşme şartı değil. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bence orada birincisi. Şimdi kuşkusuz terör tanımı hiçbir zaman devletler açısından üzerinde konsensusu olan bir konu değil. Bu sadece Türkiye, Suriye açısından değil. Bütün dünya açısından da öyle. Sistemde böyle bir kaos var da evet. Bundan bağımsız olarak şimdi Türkiye mesela, ve Suriye bir yola çıkıyor ya. Evet. Ve belli kavramlarda belli bir mutabakat sağlanarak ancak ilerlenebileceği için mesela bu mutabakat sağlanan kavramlardan bir tanesi mi? Kim terör? Yani Suriye Milli Ordusu'na terörist diyor adamlar. Evet. Türkiye de öyle demiyor. Hani. Şimdi bu gibi. Yani bunu bu haliyle çözmek mümkün değil. Bu ancak ön şartsız olarak oturulmuş masada çözülecek konu. Siz zaten egemen devlet anlayışının ortaya konulduğu süreçte elinde silah olanların silahının alınması gündeme geldiğinde Türkiye'nin terör gördüğü de Suriye'nin terör gördüğü de çözülmüş olacak silahlar alınınca. Yani ÖSO'da da silahlar alınacak,
PYD'den de Amerika'nın verdiği o silahlar alınınca ortada böyle bir sorun kalmayacak. Peki, zaten. PYD'den silahları alma görevi Suriye Devleti'ne mi ait? Şimdi bakın bu işin bence en önemli püf noktası. Yani tartışmayı kilitleyen nokta da bu. Türk askerinin oradaki varlığı konusu. Bence Esad'ın son çıkışı, yani ön şart değildir çıkışı, Suriye ordusuyla Türk ordusuna birlikte işbirliği yapma alanı açan önemli bir formül. Bunu Ankara'nın da Şam'ın da iyi yararlanması gereken bir formül. Çünkü temel meseleni Türkiye açısından da birinci bölümde konuştuk ya, hani Türk-Amerikan sorunlarında bence hani o soruya da yanıt vermiş olayım. Bütün Türk-Amerikan sorunlarını toplayın. Hepsi Amerika'nın teröre verdiği destekten daha önemli değil. Esas önemli sorun bu. Dolayısıyla önümüzde böyle bir sorun varsa bu sorunun nasıl çözüleceği Türkiye'yi de Suriye'yi de yakından ilgilendiren bir mesele ve Türk ordusunun bir geri çekilme takvimi içerisinde Suriye ordusunun da önünü açarak birlikte 2011 statüsüne yaklaşması, sınırların güvenliğinin birlikte alınması noktasında güncellenmiş Adana mutabakatını hatırlarsak bu Amerikan askerlerini bölgeden kovmanın da yolunu açacak bir durum olacaktır. Burada Türk ordusuyla Suriye ordusunun işbirliği bence bütün sorunların çözümünün anahtarı olacaktır. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu peki ideali budur mu? Yoksa olur buna mudur? Çok uzak değiliz. Bu olur, hayata geçer, rasyonel hayata bir şey. Hayata geçer, rasyoneldir. Başka çözüm de yok. Onu da söyleyeyim. Oytun yani, Orhan ne dersiniz? Bu olur, reel, hayata şöyle geçebilir bir seçenektir ifadesine. Şöyle başlayayım yanlış anlaşılmamak için. Ben normalleşme sürecini esasında destekleyen, yani bunun destekleyen derken bunun Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları, güvenlik tehditlerini bertaraf açısından gerekli olduğunu düşünen bir kişiyim. O şekilde bir açıklamayla başlayayım ama tabii ki burada bahsedilenlerde gözden kaçan bir unsur olduğunu da ifade etmek istiyorum. O da şu. Türkiye'nin uzun yıllardır doğru ya da yanlış eleştirilebilir, desteklenebilir ama bir politikası, bir Suriye politikası ve bu politika uyarınca da oluşturulmuş belli ilişkiler ağı var. Yani ülkenizde milyonlarca Suriyeli ağırlıyorsunuz. İşte bütün siyasi muhalif unsurlar burada bir şekilde Türkiye ile bir kader birliği içerisine kendilerince girmişler. Ortaklık şeklinde hareket ediliyor. Suriye sahasında işte Türk askerleri var. Orada onların güvenliğini dikkate almak durumundayız. Orada geliştirilmiş çok köklü, derin ilişkiler söz konusu. Bütün bunları göz ardı edip hiçbir şey yokmuş gibi bir anda Esad'la oturup hadi anlaşalım, Esad ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri bir istihbarat, askeri güvenlik işbirliğine girişsin. Gerçekçi değil, uygulanabilir değil. Yani belki bunu birçok Türk karar alıcıya da sorsanız isterler esasında ama çok ciddi bunun tabii ki meydan okumaları, riskleri söz konusu. Bunun da en büyük kanıtı çok yakın zamanda yaşadık. Yani birkaç açıklamanın neticesinde gördük ki orada Türk tırlarına saldırılar, Türk bayraklarının yakılması dahi. Ve biliyorsunuz orada çok ciddi bir sivil, askeri unsurlar Türkiye'nin orada görev yapıyor. Orada istikrarı sağlamaya dönük. Bir ikincisi tabii normalleşmenin de şu şekilde yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Yani normalleşme demek biz bütün kozlarımızı bırakalım ve Türkiye şu anda zayıf konumda ve Esad'a biz burada teslim olalım anlamına da gelmiyor. Tabii ki belli temelde işbirliği olanağı var. Özellikle terörle mücadele, PKK ile mücadele, Suriye'nin birliği bütünlüğü konusunda. Ama yani Türkiye'de burada kendini benim kanaatimce zayıf hissettiği için Esad'a erişmeye çalışmıyor. Türkiye'nin de burada elinde güçlü kozlar var. Ve birlikte burada teröre karşı mücadelede işbirliği yapabilir miyiz? Ve tabii ki bu teröre karşı işbirliğinin neticesinde de Suriye rejiminin de bu normalleşmeden bazı kazançlar elde edebileceği, egemenliğini Suriye topraklarına yayabileceği ve biraz önceki konuşmalarda ifade edilen belki nihai aşamada varılacak bir gerçek anlamda normalleşme, sağlıklı, istikrarlı bir Türkiye-Suriye ilişkisi kurulabilir mi? Bu olabilir ama biraz önce bahsettiğim risk unsurlarını dikkate almadan, gerçek anlamda terörle mücadelede sonuç almadan ve oradaki muhalifleri bir şekilde ikna edemeden Türkiye'nin bu süreci yürütmesi son derece riskli olacaktır. Mesela ama tekrar en başa dönerek... Evet. Mesela oradaki muhalifleri ikna etme konusunda buradaki strateji ve görev dağılımı bu normalleşme sürecinde yükün
ağırlığı Türkiye tarafında mı, Suriye tarafında mı? Tabii ki Türkiye tarafında. Yani tabii ki Türkiye tarafında. Yani hem buradan yapılan açıklamalar, atılan adımlar orada tabii çok dikkatle takip ediliyor. Hem buradaki Suriyeliler kaygı içinde, çok yanlış bir algı içerisine giriyorlar. İşte burada da konuşulduğu gibi sanki bu normalleşme sonucunda Türkiye bir anda Suriye'nin kuzeyinden çekilecek, buraları Esad'a teslim edecek ve hep ikisi birlikte PKK'ya karşı mücadele edecek. Süreç bence böyle işlemeyecek. Kademeli bir şekilde ve zaten Esad'ın yaptığı açıklama da esasla Türkiye'nin beklentilerine uygun. Türkiye zaten Suriye'de benim kanaatimce kalmak istemiyor. Kimse kalmak istemez. Ama belli bir şartlar sağlandığı takdirde yol haritası çizilmesi, neticesinde belli şartların sağlanması durumunda tabii ki çekilmek istiyor. O şartlar ne? Bir siyasi çözüm olsun. Yani siz muhalifleri de bir şekilde bu çözümün parçası yapmadan bu süreci ilerletmeniz ne yazık ki diyeyim mümkün değil. Türkiye'yi oraya askeri müdahale iten bazı şartlar vardı. Göç dalgasını engellemek, işte o terör koridorunu ortadan kaldırmak, bir tampon bölge oluşturmak. Şimdi bu şartlar ortadan kalkmadan tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri çekilmeyecektir. Dolayısıyla Savunma Bakanı'nın açıklaması da esasında o bağlamda. Yani çekilmeyiz değil ama Suriye'den beklenti çekilelim ama belli şartlar sağlandıktan sonra Türkiye çekildiği halde Suriye rejimi İdlib'i kontrol edebilecek mi? Böyle bir ihtimali yani herhangi bir çok da büyük bir siyasi analist olmaya da gerek yok. Mümkün olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Tek bir yolu var bunun. Ancak ve ancak Rusya'nın havadan bombalaması, bütün oradaki sivilleri Türkiye'ye doğru göçe zorlaması ve boşalan şehirleri daha sonra girip, daha önce de bunu yani farklı şekillerde, farklı şehirlerde bu yöntem izlendi. Şimdi bu kabul edilebilir bir yöntem mi? Dolayısıyla burada belli şartlar konusunda uzlaşılması, Türkiye'nin ve Suriye'nin tabii ki karşılıklı hassasiyetlerinin dikkate alınarak bir orta yol bulunması ama bu orta yolun da kesinlikle oradaki muhaliflerin de güvenlik kaygılarını, tabii ki burada bir savaş yaşandı, bu savaşın kazananı değiller. Ona dair bir burada yeni bir mutabakat olacak. Tabii ki burada beklentilerini tam anlamıyla karşılayamayacaklar ama tavizler karşılıklı olacak. Dolayısıyla ben Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyelerin ve Kuzeybatı'daki Suriyelerin de dikkate alınacağı, çok dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç olduğu kanaati içerisindeyim. Bir şey değil mi? Lütfen. Şimdi silahlı muhalifleri ikna etmek Türkiye'nin üzerindeki bir yük, görev, yükümlülükler neyse doğru ama bir de silahsız insanları ikna etmek meselesi var. Silahsız insan ne? Mesela Türkiye'ye gelen 3,5-4 milyon insan. Suriye için de geçen gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o Anadolu Ajansı editör masasındaki ifadesi neydi? Diyor ki bugün Suriye'nin içinde 5 milyon insan var ve bunlar rejimin kontrolü dışındaki bölgelerde yaşıyorlar. Yani ve kendilerini güvende hissetmeyen 5 milyon bunlar. Rejimin kontrolü dışında. Müsaade edeyken ödemedi. 5 milyon orada bakıyoruz, 5 milyon burada bakıyoruz. Şimdi o ifade vardı. Onları kim ikna edecek? Yani herhalde onları da Türkiye ikna etmeyecek. Onlar canlarının güvende olduğuna inanmaları lazım ki orada kalabilsinler. İşte buradakilerin gidebilmesi için de aynı hikaye lazım. Dolayısıyla biraz ben Yaşar Güler'in sözünü ettiği... Orçun Bey'in söylediğinden oradakileri de Türkiye ikna edecek gibi anlıyorum. Orayı... Ya, Türkiye ikna etmeye çalışsa bile... Şunu ifade buyurun. Şunu ifade etmek istedim. Doğru. Yine o konuda da ben sorumluluğun Türkiye'de olduğu kanaatindeyim. Bu insanların Esad'ın hiçbir sözüne, vereceği hiçbir güvenceye inanmayacağını biliyorum. Yani bunu bir kanaat olarak ifade etmiyorum. Kendilerinin ifadesi, hem siyasi muhalefet, halk, Esad'ın vereceği hiçbir güvenlik garantisine veya bu genel af taleplerine kesinlikle ikna edici bulmayacaklardır. Burada yapılması gereken Türkiye'nin de belki içinde olacağı veya belki uluslararası örgütlerin, beyaz denetim mekanizmalarının bu geri dönüş süreçlerini takip edeceği, gerçek anlamda güvenlik garantilerinin toplamda ne kadar insandan bahsediyoruz? Oluşturulması. O anlamda Sayın Orhan, yani bu insanlar Türkiye'nin vereceği garantiye güvenecektir. Ne kadar insandan bahsediyoruz toplamda? Bu kapsama giren insan yani sayısı. Türkiye içerisinde mi söylüyorsunuz? Hem Türkiye içerisinde hem de işte mesela 5 milyon rakamı Suriye tarafı için. Şu anda Türkiye içerisinde 3,5 milyon Suriyeli var. Suriye tarafında da 5 milyon mu bu sayı? 3 milyon civarında, 3-3,5 milyon civarında İdlib'de var. 2 milyona yakında diğer harekat bölgelerinde Suriyeli yaşıyor. Yani toplamda 8 milyon insanın
Suriye'nin de kurulacak düzende zarar görmeyeceğinin garantisinin verilmesi, garantörlüğü gerekiyor. Durum bu mu? Kesinlikle. Karşı karşıya. Ama işte bunu tabii ki. Türkiye tek yani, başına bu garantiyi nasıl verecek? O yüzden de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yani bir kararı var. Bir takım süreçler, mekanizmalar var yani. Dolayısıyla zor. Şöyle bakmak lazım bu meseleye. Şimdi Türkiye açısından bütün bu ikna dediğimiz süreçler belki taktik düzlemde ele alınacak süreçler. Fakat stratejik düzlemde iki temel sorun var. Bir, ortada bir PYD devleti girişimi var. İki, Türkiye'yi demografisinden ekonomisine kadar etkileyen sınır, sığınmacı sorunu var. Şimdi bu iki sorunun sıkıntılı olduğu yer zamanla ilgisi. Yani zaman geçtikçe bu sorunlar Türkiye'nin aleyhine büyüyen sorunlar. Dolayısıyla ne kadar erken çözebilirseniz o kadar önemli. Peki, olan sorunlar. Peki tersine doğru mu? Zaman geçtikçe de Suriye'nin ve Esad'ın lehine. De o doğru başka mu? Bir boyut. O başka da bir boyut. Ben peki, lehine olduğunu düşünmüyorum. Yani oranın da bence acil normalleşip çözüme oturmasına ihtiyacı var. Ekonominin doğru düzgün dönmesine, çalışanların çalışmasına vesaire ihtiyacı var. Şimdi Türkiye açısından bakalım, biz bırakalım Suriye'yi. Bu iki sorun çözülmeli. Zaman aleyhimize. Şimdi bu zaman aleyhimize ve önemli olan sorun konusunda efendim işte İdlib'de normalleşelim dediğimizde bayrağı yakalım diyen ÖSO'cuyu mu ikna edelim, yok öbürünü mü ikna edelim diye bir derdimiz en tepede olamaz. En altta bir dert, taktik düzlemde bir derttir. Mesele bu. Yani sığınmacı sorunu ve PYD devleti. Bakın, anlamamız gereken temel nokta şu. Gecikme, normalleşmede gecikme, PYD devletinin normalleşmesi demek. Burada bir ters orantı var. Biz normalleşmede geciktikçe PYD devleti normalleşiyor. Amerika petrol çalmaya devam ediyor Suriye topraklarından. Çaldığı petrolle PYD ordusunu silahlandırmaya devam ediyor ve PYD bir devlet yönetme deneyimini geliştirmeye ve orası normalleşiyor kendi içinde. Sıkıntı bu. Dolayısıyla biz temel olarak stratejik düzlemde bakıp normalleşme bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. Sığınmacı sorunu çözmek ve PYD devleti meselesini çözmek için ihtiyaç mı? İhtiyaç. Esası bu alıp bunun dışındaki Ozan, konuları bir soru, bunun Oytun altında bir soru. O da halletmemiz şu, gerekiyor. Oytun Orhan şöyle bir sorun tanımı yaptı ve haklı olarak buna bir yanıt vermek lazım. O da şu, dedi ki en azından İdlib bölgesinin Türkiye çekildiği andan itibaren Suriye güvenliğini sağlayabilecek mi? Sağlayamayacak. Olabilecek tek çözüm Rusya'nın orayı bombalaması, bu da milyonların Türkiye'ye akın etmesi demek. Evet. Peki bu bir çözüm mü? Değil dedi. Böyle bir soruna dair Rusya'nın orayı bombaladığı ve milyonların Türkiye'ye akmadığı şimdi alternatif bakın, bir çözüm var İdlib'deki mı? İdlib'deki 3,5 milyon, yani o rakamdan tabii çok emin değiliz ama 3,5 milyonun ne kadarının Suriye vatandaşı olduğunu, ne kadarının Balkanlardan, Orta Asya'dan gelmiş gruplar olduğunu bilmiyoruz. Şimdi orada adı eskiden El Nusra, şimdi HTŞ olan. Hocam, biliyoruz en milyon. En az 2 milyon diyelim. Oytun Orhan biliyoruz da diyor. Doğru mu? Doğru mu duyduk? Nasıl bilebiliriz ya? Doğru, yabancı savaşçıların sayısı 3 aşağı 5 yukarı biliniyor oradaki. Çok yani küçük bir sayı. 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabiliyorsak bravo diyeceğim de ya, hakikaten zor. Nasıl hesaplayabiliriz böyle bir şeyi? Mehmet Ali çok 3,5 milyon olmasın da 2,5 milyon olsun. Evet evet. 2,5 milyon. Ruslar orayı bombaladığı zaman. Ya, bombalamayla çözülür. Yani şunu anlatmak için söylüyorum bunu. Şimdi buradaki temel sorun, öncelikle temel sorun Suriye vatandaşları değil. Dışarıdan gelmiş terör örgütleri. Bakın o terör örgütlerin içerisinde Orta Asya'dan gelmiş Uygur ekipleri de var. Balkanlardan gelmişleri de var. Kafkaslardan gelmişleri de var. Tamam. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş ve cihat eğitimi, savaş eğitimi almış tecrübeli ekipler var. Şimdi bunların arkasındaki siyasi, askeri, lojistik desteği kestiğiniz zaman problemin, İdlib özelindeki problemin birinci ayağını kesmiş oluyorsunuz. Bizim zaten Astana platformunda İdlib konusunda vardığımız ama bir türlü ilerlemeyen anlaşmanın temeli bu. Şimdi hala orada HTŞ, adı HTŞ oldu, El Nusra bir iktidar. Bir iktidar odağı. Yani Ankara mı iktidar olacak, Şam mı iktidar olacak probleminden önce orada bir HTŞ iktidarı problemi var. Ondan sonra yok bayrak indi de gidip bayrak indireni ikna etmekle uğraşan bir mantaliteyle devlet bu problemleri çözemez hale gelir. Bu problemler çözülemediği müddetçe de bir süre sonra kendimiz normalleşememişken PYD devletinin normalleştiği gerçeğiyle karşılaşacağız. Ve esas problem şu,
3,5 milyon, 4 milyon her neyse sayıdan hala aslında emin değiliz Türkiye'deki sığınmacı sayısından. Şimdi bunların önemli bir kısmı geri gönderilemez hale gelecek. Dedim ya demin bir örnek verdim. 2011'de Türkiye'ye geldi. Çocuk burada doğdu. 12 yıldır burada yaşıyor. Türkçe eğitim alıyor. Bu sonra nasıl çözülecek? Gittikçe zaman aleyhine işleyen, yani problemin aleyhine işleyen bir süreç var. Tabii demokratik şartlar içerisinde göndermek başka bir şey. Tabii. Olağanüstü şartlar içerisinde göndermek başka bir şey. Olağanüstü şartlar içerisinde göndermeye kalktığınızda bu Türkiye açısından da tabii, başka bir problem olacak. O bir insanlık çünkü. Sorunu aynı zamanda. Sayın Oturan, şu soruyu da sormak isterim. Bir kere ben şey konusunda aydınlanmadım. Yani oradaki örgütler, Suriyeli olmayan, dışarıdan gelmiş olan silahlı gruplar, bunların ayrıştırılması vesaire meselesi, orası bir muamma. Şunu mu anlamayız Sayın Orhan? Aslında Türkiye şöyle bir sıkışmışlık içinde mi? Bir yandan Suriye'yle normalleşelim, Türkiye, Rusya, Suriye birlikte hakikaten bütün paradigmayı değiştirelim. Ama mesela İdlib bölgesindeki bu silahlı unsurlar vesaire bir müddet sonra yeni bir terör sorunu olarak Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı yeni bir problematiğe dönüşebilir. Türkiye mesela bu aşamaya geçsin istemiyor. O yüzden de işin o kısmında kontrolü gidiyor. Bunu böyle mi tarif etmeliyiz? Birinci soru bu. İkinci soru da Mehmet Ali Güller'in sorduğu soru. Zaman aleyhe işliyor. Çünkü biz Suriye'yle normalleşmedikçe PYD, YPG devlet olarak orada normalleşiyor. Bu bir müddet sonra önü anlamaz bir noktaya gelecek. Açmazlardan bir tanesi de bu. İki tane açmaz buraya dair yol haritası ne olabilir? İkinci soruyla başlayayım Eren Bey. Çünkü birinci soruya ilişkin sizden biraz daha bir açıklama tamam, rica edeceğim. Tamam, peki. Şimdi zaman ilerledikçe doğru, kesinlikle katılıyorum. Yani giderek daha zorlaşıyor. Oradaki PYD'nin kurmuş olduğu yapı giderek kök salıyor. Hem işte güvenlik yapılanması, idari sivil yapılanması orada bir şekilde işte o PKK ideolojisinin uygulanmasına ve kök salmasına şahit oluyoruz. Kesinlikle aynı şekilde mülteci meselesi açısından da yani zaten yapılan çalışmalar çok açık bir şekilde gösteriyor. Bütün dünyada mültecilerin üçüncü ülkelerde kalış süresi uzadıkça geri dönüş ihtimalleri her geçen sürede giderek azalıyor. Dolayısıyla bunlar kesinlikle benim de katıldığım değerlendirmeler ancak şu noktaya belki itiraz edebilirim. O da yani normalleşmeye kimin karşı olduğu konusunda. Evet. Yani bir taraftan Esad'ın İşte Türkiye'nin geri çekilmesi ön şart değil diye tanımlayabileceğimiz, o alt içinden cımbızla çekebileceğimiz bir açıklaması var ki gerçekten de bu o tarihe kadar ki geçen ay yaptı yanılmıyorsam, o tarihe kadar bir ön koşul olarak ki normalleşme süreci esasında diyalog süreci çok daha öncesinde belki yıllar öncesinde başlamıştı ama bu ön şart nedeniyle bir türlü ilerleme sağlanamıyordu ama bu açıklamanın normalleşmenin önünü açan, kolaylaştıran bir faktör olarak öne sürüp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncesinde yaptığı çok daha pozitif açıklamaları hiç gündeme getirmemek bence çok adil olmaz diye düşünüyorum. Benim kanaatimce Türkiye bu anlamda daha istekli zaten. Yani Türkiye'nin normalleşme konusunda bir itirazı yok. Ama Esad rejiminin geçmiş örnekleri var. Ürdün'le normalleşti. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşti. Mısır'la normalleşmek üzere Arap Ligi'ne geri döndü. Dolayısıyla Arap dünyasına geri döndü. Bütün o ülkelere baktığınızda hayal kırıklıkları içerisinde. Yani o normalleşme tanınma karşılığında belli beklentileri vardı. İşte uyuşturucu ticaretini kontrol etmesi, Suriye bütün bölgeye şu anda uyuşturucu kaptagon yayan bir merkez üssü haline geldi. Bunu durdur. İşte mültecilerin geri dönüşüne izin ver Lübnan'dan, Ürdün'den. Ciddi bir hayal kırıklıkları içerisindeler. Esad rejimi ki o değerlendirmeye de katılıyorum. Zaman geçtikçe kazanan konumda. Bekliyor. Zaten şartlar bekledikçe benim lehime işliyor. Hiçbir şey yapmama da gerek yok. Ama tabii ki Türkiye ile olan normalleşme süreci benim kanaatimce bu örnekleri de belki dikkate alarak farklı olacak. Türkiye'nin elindeki kozlarının ve tabii Türkiye'nin güç ve kapasitesinin de diğer ülkelerden farklı olduğunu düşündüğümüzde farklı işleyecek ama ben bu süreçte Türkiye'nin beklediği veya geciktirdiği kanaati içerisinde değilim. Tersine Esad rejiminin
ki o değerlendirmelere de katılıyorum. Ne mültecilerin dönüşünü istiyor, ne bir siyasi çözüme istekli. Ama sorun Esad rejiminin ne isteyip istemediği değil, Esad rejiminin ne yapıp yapamayacağı ile ilgili. Esad rejimi kendi başına bir aktör değil. Ben kesinlikle işte Rusya'nın, İran'ın kuklası demek istemiyorum. Değil de bir aktör, kendi bağımsız alanını olabildiğince oluşturmaya çalışan, giderek o farklılıklardan yararlanıp etkisini genişletmeye çalışan, ayakta kalmayan, çalışan bir rejim ama Rusya ve İran'a da aşırı bağımlı hale gelmiş. Dolayısıyla burada Rusya'nın, İran'ın yönlendirmesine aşırı açık. Dolayısıyla ne istediğinden ziyade neler yapabileceğiyle de ilgili. Bunlara bakmak Türkiye'de lazım. Rusya'nın, İran'ın... Sorabilir miyim? Bir araya gidelim. Oralara da bakmak lazım. Bir araya gidelim. Ne soruya vaktiniz olacak ne de yanıtına vaktiniz olacak. Araya gidelim. Aradan sonra rahat rahat sorunuz sorun. Sayın Ohan da yanıtını versin. Kısa bir ara, aranlardan devam edeceğiz. Bu son blokta yaklaşık 12 dakika süremiz var. Tempolu ve hızlı gidersek burayı verimli geçiririz. Mehmet Ali Güler, Oytuğrul'a bir soru sormak istemişti. O soruyu alalım. 12 dakika kaldığı için soru kısmından vazgeçtim. Peki. Sorumu kendi tamam. bölümümde konuşayım. Tamam. O zaman şöyle devam edelim. Şimdi bu normalleşme tartışmasının içerisinde aslında iki tane sorun olanı. Peki. Türkiye, Suriye, Rusya ve hatta belki İran. Bu dört devletin ortaklaştığı herhangi bir formülasyonun hayata geçmesinin önünde bir engel var mı? Var mı Gökhan Zengin? Amerika Birleşik Devletleri var başta ve onun desteklediği PKK-PYD faktörü var. Yani bu mesele 7-8 tane ucu olan bir yumağa benziyor. Reklam arasında konuşuyorduk. Bunlardan bir tanesi, en önemlilerden bir tanesi bu. Yani alanda Rusya var, İran var, Şam üzerinde etkili olan aktörler bunlar. Belki Rusya İran'dan daha fazla etkili ama İran'da var. Şimdi ve PKK'yı, PYD'yi destekleyen ve ülkenin üçte birini de kontrol ettiriyorlar bu adamlara. Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi kaynaklarını veriyorlar. Orada bir yapı kurulması için bir alan var, bir mücadele var. Şimdi bu orada dururken bu Türkiye'nin güvenlik kaygıları demektir aynı zamanda. Türkiye'nin müdahale sebepleri demektir. Ve Türkiye'nin askerinin ve desteklediği unsurların çekilmemesinin de zeminidir bu. Şimdi bu meseleyi halledeceksiniz. Bu PKK meselesini, PYD meselesini, Amerika meselesini hallederseniz bence o yumakların çekileceği ilk ip budur. Tek başına bir Şam iradesi yok, hoca da söyledi. Tek başına bir Şam iradesi yok ama özellikle Ankara, Şam, Moskova çok iş yapar alanda. Hı hı. Ama orada da benim kafamdaki soru işareti, acaba Moskova ile Washington Suriye sahasında ne tür, ne diyelim, bir mutabakat içinde, bunu ben bilmiyorum. Fırat'ın doğusunda biri, batısında biri ne konuştular, nasıl anlaştılar da duruyorlar. Yani Münbiş'ten çekildikleri zaman Amerikalılar niye alanı bize değil de Ruslara bıraktılar, ona bir bakmak lazım. Veya işte Putin deniyor ki Türkiye'nin Şam'la ilişkilerini normalleştirilmesini çok istiyor. İyi, o zaman görelim. Görelim o zaman Şam'ın bileğini büksün veya ikna etsin. Normal yollarla, diplomatik yollarla, baskı, ikna neyse. O zaman bir hamle görelim, somut bir hamle görelim. Mesela PKK'ya, YPG'ye karşı. Ama acaba gerçekten Putin Kürt kartını tırnak içine alalım bırakmak istiyor mu, istemiyor mu? Gerçekten Ankara-Şam ilişkisinin normalleşmesini istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa bunun bir karşılığı olarak hamle yapmaya hazır mı? Bakın İsrail'in bölgeye yönelik saldırganlığı, önce Gazze, ondan sonra şimdi Lübnan, yarın başka yerler. Acaba Ruslar yeni bir okuma yaptı mı, yapmadı mı? Ankara-Şam normalleşmesini bu sebeple mi istiyorlar? Bunu bir anlamamız lazım. Böyleyse o zaman bizim sahada, ama sahada somut bir şey görmemiz lazım. Eğer o somut pekala PKK-PYD'ye karşı Ankara-Şam-Moskova üçgeninde, icabında İran'a karşı. Elbette Amerika'ya karşı bir hamle yapabilirler. Buna güçleri var. Ruslar, Türkler ve Arap, Şam birlikte bir şey yapabilirler. Ama bu ancak Rusların inisiyatif almasıyla olur. Böyle temennilerle bir şey olmuyor. Bu olmayınca o zaman zaten yumağın öteki ipleri, yani İdlib'deki savaşçılar ne olacak, Suriye içindeki normalleşme süreci ne olacak, o demokratikleşme meseleleri ne olacak, efendim işte Türkiye'deki sığınmacılar, Suriye Milli Ordusu terörist mi değil mi? Buralara gelemiyoruz. Buralara gelemiyoruz. Eğer Ruslar ve Putin ciddiyse bize sahada somut bir şey göstermesi lazım. Esed üzerinden bir şey göstermesi lazım. O da kuvvetle muhtemel PKK-PYD'ye karşı bir hamledir. Mesela Rusya'nın hakim olduğu alanlarda, en azından Rusya'nın hakim olduğu alanlarda, Fırat'ın batısında Türkiye'nin elini kolunu rahatlatıcı, askeri alanları rahatlatıcı bir şeyler yapması lazım. Bu söylediğin şu anlama geliyor mu? Mehmet Ali Güler ve Oytun Orhan'a soruyor. Yani bu söylediğin şu anlama mı geliyor? Basitleştirerek, indirgeyerek soruyorum. O da şu.
Moskova ve Şam bir iradeyle Türkiye'ye PYD konusundaki kaygısını kaygı olmaktan çıkartacak bir seçenek sunar ise Türkiye açısından diğer başlıklar bir anda küçülüverir. Elbette. Yol açılır. Yol açılır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Astana platformunun 20 küsür tane görüşmesi oldu. Bütün o görüşmelerin ana fikri, ana teması bölgeden, yani Suriye'den, hatta İran boyutu onu Irak'tan da toplamda çıkarmayı önüne görev almış durumda. Şimdi bakın, Putin'in Erdoğan'dan Esad'la barışın talebinde iki neden var. Bir, bu yolu açmak, yani Amerika'yı çıkarmanın yolunu açmak. İki, Ukrayna kriziyle boğuşurken aşağıda bu sorunla uğraşmıyor olmak istiyor. Normalleşmeyi istemesinin bir nedeni bu. Şimdi buradan şuna geleceğim. Yani konuşulan, tartışılan konu başlıklarından biri, ya Esad acaba normalleşmeyi ne kadar istiyor? Hı hı. Elbette niyet okuyamayacağız. Ama akıl yürütürsek göreceğimiz noktalardan biri de şu. Şimdi Oytun Bey diplomatik bir ifadeyle Rusya ve İran varlığına işaret etti. Şimdi şöyle düşünelim. Egemenlik kuramı açısından da Esad acaba iradesini şu kadar ama bu kadar başka ülkelerle paylaşmak istiyor olabilir mi? Tam tersine bu meseleler çözülürse o iradeyi paylaşma durumundan da kurtulacak. Bir daha kritik bir soru var burada. Doğru. O da şu. Esad diyoruz da. Esad Suriye devletinde bütün parçalarına hakim, her anlamda muktedir. Bu anlamıyla o ikna olduktan sonra, o karar verdikten sonra her şeyin hayata geçebileceği mutlak bir otorite mi? Bu anlamıyla İran'ın ya da Rusya'nın Suriye devleti içerisindeki derinliği ve etkisi ne? Diyelim ki İran'ın ikna olmadığı bir çözüm karşısında Moskova ve Esad ikna olduğunda İran'ın bu denklemi değiştirebilecek aksiyonlar alma ihtimali var mı? Eğer bunu kime soracaksın bilmiyorum ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'la görüşmeler yürüten bir hem istihbarat hem de şimdi Dışişleri mensubu olarak cevapladığı için bir bilgi notu olarak kime soracaksan ondan önce diyor ki, yani muhatabımızla oturduğumuzda Şam'da karşımızda Suriyeli görmüyoruz. Onun talepleri, onun reflekslerini görmüyoruz. Arkasındaki aktörlerin diliyle konuşan bir şeyler görüyoruz. Onlar da birbirinden farklılaştığı için, İran'ı ve Rusya'yı kastediyor, onların politikaları da birbirinden farklılaştığı için biz Şam'la konuşamaz hale geliyoruz. Bir bilgi olarak bu adamın söylediği. Doğru, zaten Astana süreci bu nedenle Suriye dahil değil. Yani Türkiye Suriye'yle değil, ben Rusya'yla, İran'la bu meseleyi Astana'da çözerim gibi bir kanaat vardı. Ama tabii belli bir noktada biraz önce ifade ettim, Esad da rejim de bir aktör. Belli konuları aşabilmek için tabii ki de doğrudan muhatap da almak gerekiyor. Ama Esad'ın da yani büyük ölçüde bağımlı bir aktör olduğunu söylemek lazım. Ne Rusya ne İran, yani bu ikisinin de olmadığı bir denklem kesinlikle çözüme yol açmaz. Hatta dikkat edin, hem Astana sürecinde hem normalleşme sürecinde İran bu süreçlerin içinde değildi. Ama onu sürece dahil etmediğinizde gördünüz ki süreç ilerlemiyor. Yani sahada karışıklık çıktı. İşte Esad ayak diredi. Çünkü İran'ın burada çok ciddi bir etkisi var. Burada tabii ikisi de kendi arasında bir rekabet içerisinde. Rusya ve İran da hani Suriye üzerinde kim daha etkili olacak? Suriye'de işte ekonomik kaynakları kim daha fazla kontrol edecek? Farklı vizyonları var Suriye'nin geleceğine dair. Bir rekabet var ama genel anlamda tabii ki Esad'ı destekleme noktasında bir birliktelik. Bu ikisinin de olmadığı bir denklem tabii ki çözüm açısından engelleyici. Süreçlerin ilerlemesine engel bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda olan da İran'ın da dahiliyle Suriye'nin doğrudan muhatap alındığı bir denklem. Ama tabii ki burada Suriye tek başına bir aktör değil. Dolayısıyla burada biraz önce ifade ettim, Suriye'nin sadece kendi ne isteyip istemediğinden ziyade burada Rusya ve İran'ın beklentileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, işte buna Ukrayna dahil, Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya dahil, Libya'daki mesele, Afrika'daki ilişkiler, bütün bunlar Suriye'yi olumlu ya da olumsuz doğrudan etkileyebilecek meseleler. Enerji işbirliği meselesi, keza aynı şey İran'la ilişkilerde de geçerli. Yani Irak'ta, Lübnan'da ortaya çıkabilecek bir ikili ilişkilerdeki gerginlik bir anda normalleşmeye olumsuz bir şekilde yansıyabilir ki benim kanaatim Esad'dan gelen
zamanlamada bazı açıklamalar, olumsuz açıklamalar doğrudan Türkiye-İran ilişkileriyle de bağlantılı olabiliyor. Türkiye-Rusya ilişkileriyle de. İşte bir Türk yetkilinin Amerika ile veya NATO'nun İsveç'in dahili konusundaki onayı Türkiye'nin, bu tür meseleler Suriye'ye olumsuz yansıyabiliyor. Böyle bir karmaşık denklem peki, söz konusu. Peki size göre Türkiye Suriye normalleşmesinde, tamam farklı birkaç başlık var Gürkan Zengin'in düğüm noktası dediği birkaç düğüm var ama hadi ben de ona yolu tıkayan kayalar diyelim. En büyük kaya parçası hangisi? Yani o kalkarsa aslında yolun hayli önemli bir kısmı açılmış olur, diğerleri daha rahat kalkar dediğiniz, böyle en öne koyduğunuz şey nedir, başlık nedir? Bu sürecin önünü açacak. Yani oradaki açacak. En azından günümüze kadar süreci tıkayan mesele ön şart olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesinin konulmasıydı. Bu şartın şu anda kalktığı anlaşılıyor ifadelerden ve şu anda anladığım kadarıyla yine taraflar belli prensipler, ilkeler konusunda anlaşıp ve daha sonra bunu uluslararası kamuoyuna duyuracakları ve en sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Suriye'den çekildiği ama buna paralel hem terör tehdidinin ortadan kalkmış olduğu hem de Suriyelilerin de kendini güvende hissedecekleri bir siyasi çözüme varıldığı bir yol haritası üzerinde anlaşılmaya çalışılıyor. Bu noktada bir uzlaşı olursa muhtemelen daha üst seviyede belki görüşmeler, zaten Dışişleri Bakanları seviyesinde geçen sene içerisinde görüşme oldu. Belki liderler seviyesinde bir görüşme dahi olabilir. Liderler seviyesindeki görüşmeye dair geçen cumartesi yaptığım programda Profesör Doktor Hilmi Demir dedi ki ben Ekim ayında bekliyorum bu görüşmeyi. Sizde de böyle bir öngörü var mı? Tam tarihini bilmiyorum ama BRICS zirvesiyle belki 21-22 Ekim Kazan. BRICS zirvesiyle belki ilişkilendirilmiş olabilir. Öyle bir beklenti var ama şunu unutmayalım. Yani iki lider görüşse, el sıkışsa dahi bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Zorlu süreç ondan sonra ilerleyecektir. Tabii ki bu liderler arası irtibat süreci kolaylaştıracaktır, o kesin. Ama dediğim gibi çok daha diğer normalleşme örnekleriyle kıyaslandığında başlamak şunu kolaylaştıracak. Oytun Bey, katkı olsun diye söyleyeyim. Şimdi Astana platformunda son 3-4 Astana platformu 3+1 gidiyor. Yani Türkiye, Rusya, İran platformda, yan odada Suriye var. Liderler görüşmesiyle problemlerin tamamı elbette bir kere de çözülmeyecek ama o odadan çıkıp dörtlü bir yapıya yani dönüşecek. Başlamak bitirmenin yarısı gibi. İfadesi evet. Burada biraz şimdi Astana'da dörtlü bir yapı oluşunca bu sorunların hepsini tek tek ele alıp çözebilmenin yolu biraz daha kolaylaşmış olacak. Peki. O zaman biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın el sıkışıp fotoğraf verdiği andan itibaren başlayacak bir süreç diye bunu tanımlıyoruz. Burada anladığım kadarıyla hani konsensus sağlanan kısım en azından bu. Bu fotoğraftan sonrası bir başlangıç noktasıdır. Bu başlangıç anından itibaren de birinci çözülmesi gereken sorun ne? Teker teker birer cümleyle alıp kapatalım. Yani o fotoğraf verildikten sonra ilk çözülmesi gereken, ilk aşılması gereken barikat ne? Evet, Türkiye'nin kendi topraklarında kurduğu Suriye Konseyi, hükümeti, her neyse adları sürekli değişiyor. Bundan ve Suriye ordusundan tamamen desteğini çekip bunun karargahını dağıtması lazım. Bunun dağıtması lazım. Öncelik bu olacak. Evet. Gürkan Zengin, fotoğraf verildi, süreç başladı. İlk aşılması gereken barikat. Sahada bir şey bu. Sahada bir şey olması lazım. Ruslar açısından Münbiç'te veya Tel Rifat'ta Türk askerinin önünün açılması, Şam açısından da PKK'ya yönelik olarak somut bir hamle yapılması, yine Rusya'nın desteğiyle. Böyle bir şey görürsek bu liderler zirvesinden sonra bir şeyler olacak gibi diye anlarım ben. Sahada bir şey görmemiz lazım. Sayın Orhan, bu soruya sizin yanıtınız ne olur? Gürkan Bey'in bence ifadeleri çok önemli. Tel Rifat konusu, gerçekten Münbiç konusu Türkiye'nin elini inanılmaz rahatlatacaktır. O ilk başta bahsettiğim riskleri de, muhaliflerden kaynaklı riskleri de en azından yönetebilmek açısından çok ciddi Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Ama benim kanaatim çok zor bir mesele olduğu için
daha büyük makro meselelerde uzlaşıya varmaktan ziyade sahada daha mikro seviyede güven artırıcı bazı önlemlerin alınması sanki daha önemli. Yani tepede büyük meselelerde anlaşıp bunun aşağı doğru yansıması değil ama küçük küçük adımlar üzerinden 10 yılı aşkın süredir devam eden o güven bunalımını aşıp o güven inşasının sağlanması sonrasında daha büyük meseleler için daha uygun ortamın sağlanması çok yakın zaman öncesinde Elbap'ta Ebu Zindeyn kapısı açıldı muhaliflerle rejim arasında protestolar nedeniyle şu anda henüz işlemiyor ama muhtemelen açılacaktır. Bunun gibi önlemler, adımlar Türk-Rus işbirliğiyle sahada hem bölgeler arasında hem de ticaret açısından ilişkileri yavaş yavaş karşılıklı o etkileşimi artırıp çözümün önünü daha uzun vadede açacak bir yol olabilir diye düşünüyorum. Oysun Orhan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Güler, çok teşekkürler katıldığınız ve katkılarınız için. Gürkan Zengin, çok teşekkürler. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma emekleri çalışmanız için teşekkür ediyorum. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.